3. İstanbul Tasarım Bienali Biz İnsan Mıyız? Türümüzün Tasarımı çerçevesinde Pelin Derviş'in koordinatörlüğünde gerçekleşen Türkiye Tasarım Kronolojisi'nin peyzaj ayağı araştırmasının paralelinde konuşmaya geldik, tartışmaya geldik. Çok Arzu Nuhoğlu, Balin Koyunoğlu ve Pelin Elif Tan'ın gerçekleştirdiği araştırmanın paralelinde gerçekleştireceğiz konuşmayı. Çok teşekkür ediyoruz hepimiz. Şimdi biz bugün böyle enformal bir konuşma olmasın istedik. Buna da nasıl karar verdik onu anlatmak istiyorum. Biraz böyle hikaye gibi gidecek. Biz bir gün buluştuk hep beraber. İşte ne konuşacağız, ne yapacağız diye. Bir öğlen yemeği, çok samimi bir öğlen yemeği. Keyifli oldu çok. Ve dedik ki, yani böyle tartışmayı nasıl yapacağımızı, hani formatını konuşurken, yani çok da formal bir şey olmamalı. Formal bir yapısı olmamalı. Herkes kendini getirmeli dedik. Böyle başladı bizim şeyimiz. O gün yemekteki konuşmamız. Ve tabii şey, yani peyzajın içeriğine önce bir giriştik. Yani bu peyzaj ne? İşte bütün süreç boyunca hem Türkiye'de hem dünyada ne içerikler olmuş, kimler dahil olmuş, işte hangi ölçeklerde neler yapılmış, bugüne kadar çok çetrefilli bir aslında tartışması olmuş peyzajın. Ve peyzaj tasarımını insanın kendi önüne bir tasarım meselesi olarak koyması da bir çetrefilli bir meseleye dönüşmüş. Ve yani öyle bir şey ki, yani bunlar işte kendi, yani ben böyle anlatıyorum ama hani aramızdaki konuşmalardan çıkan şeyler. Yani böyle bir milyonlarca metrekareyi düşünüyorsunuz. İşte büyük bir planlama, bir süreç tasarımı oluyor bir taraftan. Bir taraftan da işte tam böyle insanın dokunacağı bir şeyi, 30 santimetreden bakacağı bir şeye kadar düşünmeniz gereken, böyle ileri geri zoom in zoom out yaparak bakmanız gereken her şeyle, her yönüyle bir alan. Bir şekilde de aslında herkesin dahil olduğu bir alan. Ama bu ölçek meselesi aslında hani bu işin çok özünde olan bir mesele, onu konuştuk. Tam da bu ölçek meselesini düşünürken şimdi buradan ben çok yakın zamanda kaybettiğimiz Turgay Ateş'i anmak istedim. Biraz tam da üstüne geldi. Turgay Bey de aslında bu alanda çalışmaya çok birçok tasarım alanından biriktirdikleriyle girmiş. Mimarlık ofisinde çalışmaya başlamış lise yıllarında, Behruz Çinici'nin ofisinde. Ondan sonra onun yönlendirmesiyle ODTÜ şehir ve bölge planlamaya girmiş. Oradan lisansını almış. Sonra hep farklı tasarım mecralarından biriktirdikleriyle bu alanda yaptıkları bu ölçek meselelerini kendi tasarımlarına ustaca taşıdığını düşünüyoruz. Kendisini buradan analım dedik. Yine yani bu paralellikte peyzajın, peyzaj tasarım alanının transdisipliner halinden söz ettik. Yani biz de sanırım biraz o sebeple buradayız. Biraz kendimizi de sorguladık o gün. Yani hani aramızda has peyzaj mimarı Meltem Erdem var. Onun dışında ben mimarım. Ayça sosyolog. Kerem Koramaz
şehir plancısı, şehir bölge planlama lisansı var ve araştırmacı. Didem Karasarıoğlu sanatçı ve arazi sanatıyla ilgileniyor. Ben böyle çok kısaca söylüyorum ama hani siz müdahale edersiniz. O durumdan, yani bu alanın tarifinin net olmama halinden söz ettik. Muğlaklığının getirdiği güçten söz ettik aslında. Yani alanın muğlaklığının müthiş bir gücü olduğundan söz ettik. Yani ve böyle sonra tabii böyle konuşurken biz Kerem'le bir lisans meselesi tartışmasına girdik. Bu böyle çok uzun bir zamandır peyzaj mimarlığı ve peyzaj tasarımı Türkiye'de de dünyada da böyle aslında. Bu alanın lisans meselesi işte çok tartışıla gelen bir konu. İşte lisans sahiplerinin süreçleri, lisans sahibi olmayanları bu işe nasıl dahil oluyorlar, işte tasarım dünyasında nasıl yer alıyorlar falan. İşte ucu bucağı olmayan bir tartışma. Çok da işe yaramadığına karar verdik yani bu tartışmanın. Hepimiz bu şeydeyiz. Zaten yani hani niyeti olan tasarımın içine dahil olmak isteyen oluyor gibi bir noktada bıraktık. Tam o sırada çok iyi oldu, Ayça geldi. Ayça biraz geç kalmıştı o gün ya da gelememişti diyelim. Belki de çok doğru vakitte geldi. Çok böyle müdahale etti bize. Dedik ki yani ne oluyorsunuz falan. Ben abartayım da Ayça. dedi ki yani bu böyle buradan bir yere varılmaz. Biz ne demek istiyoruz? Yani zaten iki saat var. Yani hepimiz biraz bir şey söylesek iki saat geçecek. Birazcık da böyle hani karşılıklı da konuşabilsek. Tamam, o zaman biz ne demek istiyoruz? Meltem de böyle çırpınıyordu oradan. İşte burada bir şey olsa, bir üst cümle olsa, onun üzerine konuşsak. Yani hani zaten çok geniş bir alan, ne diyeceğiz? Hani biz bir şey, bir cümlemiz olsa falan diye. Bir yandan kopya çekiyorum o gün ne konuşmuştuk diye. Sonra dedik yani hani bugün ne oluyor? Bugün ne yapıyoruz? Benim de kendi kendime çok uzun bir zamandır, yani uzun değil de ya da yani bir yakın bir zaman diliminde uzun bir süredir düşündüğüm. Yani ben ne yapıyorum? Hani ben de 93'ten beri bu işte ölçek meselelerin içinde gittim geldim, işte mimarlık okurken Deniz Bey'e buradan şey yapayım, selam vereyim, peyzaj mimarlığı meseleleriyle buluştum ve orada buldum kendimi, öyle diyeyim. Ve yani ama öyle bir noktadayız ki hani bugün çok kritik bir eşikteyiz gezegen adına ve insan türü adına. Nerede duruyoruz? Ne yapıyoruz biz? Yani kendi adımıza ne yapıyoruz? Bu profesyonel dünyaya da biraz şey olabilir belki. Atıfta bulunabilir. Böyle Ayça'nın söylediği şey var. Hani şizofrenik bir vaziyet olabiliyor hayatımızda. İşte bir taraftan hani yapmak istediklerimiz var. Bir taraftan süre gelen giden bir dünya düzeni var. Yani kendi kendimizi sorgulayalım dedik. Onu konuşalım. Hem de herkes de belki katkıda bulunur. Biz ne yapıyoruz? Neyin peşindeyiz? Gerçekten yapmaya çalıştığımız şey ne? Yani bu şu anda tasarım dünyası çok genel olarak söyleyeceğim. Yani çok... Başarıları da böyle metrekarelerle, sayılarla, iş hacimleriyle tarif ediyor. Yani ve hızın da böyle çok iyi olduğunu zannettiğimiz bir şeyin içinde kaldık diye düşünüyorum ben. Yani her şey daha hızlı, daha hızlı, daha çabuk üretilmeli, daha büyük metrekareler daha çabuk çözülmeli falan. Yani bu sanki bir
başarı kriterine dönüştü. Bunu birazcık belki, yani ben kendi adıma biraz bunu sorguluyorum doğrusu. Yani şöyle yapacağız dedik. Bugün bizim masamızda, gündemimizde ne var? Kendi kendimize konuşalım ve böyle gidelim. O günde böyle zaten tartışma şeklinde gelişti. Onu burada sürdürelim. Yani biraz o günün devamı gibi. Ben kimden başlayalım, kime vereyim? Benim açıklamam yeter herhalde. Kerem'den mi başlayalım? Evet, Kerem'den başlayalım. Peki. Merhabalar. Aslında tam Burcu'nun kaldığı yerden devam edebilirim. Ben şehir plancısıyım ve hani araştırma alanım itibariyle bilgi ve iletişim teknolojilerinin planlamadaki yeri ve rolü üzerine çalışıyorum. Özellikle son yıllarda. Ve o soru sorulduğunda, yani Burcu'nun biraz önce telaffuz ettiği biz ne yapıyoruz ve bizi nereye gidiyoruz sorusuna, sorusunun önemli bir başlığı diye düşündüm ben o esnada. Yani evet, teknolojik olarak bir sürü gelişme yaşanıyor. Hakikaten söylenecek onlarca söz var. Katkısı da vurgulanacak. Ama eleştirel bir tarafından bakınca da aslında bu teknolojik gelişmenin kendisinin ardında sosyal gelişmenin koşulu olmayacak durumlar ve ortamın oluştuğu da söylenebilir. Ben kişisel olarak hani planlamada bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili düşünürken ve tartışırken bu eleştirel tavrı nasıl takınıyorsam, bir toplantı sırasında bu soru telaffuz edildiğinde de aynı şey kafamda çaktı. Hani evet, özellikle son 20-30 yıldır böyle hızlı bir teknolojik gelişme içindeyiz. Tasarım pratiğimiz değişti. Eminim bu peyzaj mimarlığında da öyledir. Yani hani hakikaten ofislerin çalışma biçimleri, programları kullanma biçimleri, bunu kullandıkları arayüzler değişti. Bir o kadar da bizim aslında bu peyzaja da konu olan, şey planlamanın da aslında içinde olduğu alanlardan biri oluyor. O kamusal alan dediğimiz, kent diyelim, açık alan diyelim. Bu alanlar düzenlenirken de bu teknolojik arayüzlerin kullanma durumu da gelişti. Ve artık bizim mekana ait algımız bambaşka bir boyuta varabiliyor. İnteraktif, etkileşimli, dijital panolarla ya da sanal gerçeklik ya da hatta artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla. Hani çok basitçe örneğini vereceğim. Uzun uzun anlatmak niyetinde değilim. Örneğin işte Londra'daki Museum of London'da Street Museum uygulaması var. Mobil uygulamayla dolaşırken konumunuza ve tabletinizin ya da akıllı telefonunuzun konumuna göre gerçek algıladığınız gerçek çevreye ait sanal içerik yükleniyor. Ve bu aslında muazzam bir tarafı. Tabii hep böyle dile getirilen tarafları, bu tip olumlu yönleri olmakla beraber kimi eleştirilerde yok değil. Mekanları türdeşleştirdiği, homojenleştirdiği ve hakikaten bir noktadan sonra hani İngilizce tabirini kullanmak durumunda, Türkçeleştirilebilir mi bilmiyorum, sonification'a götürdüğü söyleniyor. Hani her tarafta o yüksek çözünürlüklü ekranların, işte etkileşimli panoların bulunmuş olması mekanın ruhuna ve kimliğine ait bir takım kayıplar verebildiğini söyleyenler de var. Ama çok daha kritik olan noktaya gelmek istiyorum ki zaten tartışma o noktaya varacak herhalde. Bir de bu sürdürülebilirlik tartışması var. Yeşil enerji, yeşil teknoloji, akıllı çözümler. Bunlar hakikaten çokça kulaklarımızda böyle çarpıyor. Hakikaten radyo programlarında, televizyonda, güncel mesleki tartışmalarda çoklukla bunu duyuyoruz. Ve hani benim de hani içinde bulunduğum planlamayı da anlama biçimimle ilgili en önemli alan bu oluyor. Hakikaten bu sürdürülebilir olduğunu iddia eden, akıllı olduğunu iddia eden bu uygulamalar ne kadar iddia ettiklerine, vaat ettiğine sahip. İşte o sorunun altında, Burcu'nun söylediği sorunun altında en çok burayı ben kendi adıma tartışmak isterim. Yani araya gireyim tabii mi? Ki. O gün söylemeyi unuttuğum şeylerden bir tanesi şu. Sürekli bir büyüme ekonomisi başlığı altında
başarılar konuşuluyor. Yani hep bir büyüme stratejisi. Ama yani gezegen limitli bir gezegen. Yani bütün kaynakları limitli. Biraz onu konuştuk. Yani hani sürekli işte yani başka mecra, yani tasarım mecrasının dışında baktığında da yani tartışmalarda işte bizim başarımız şöyle, işte bu büyüme endeksi içinde şuradayız, buradayız filan gibi hani referanslarla. Böyle bir dünyanın içerisinde var olmaya çalışıp bu soruları sorarken neler oluyor, neler başarılıyor, neler kaybediliyor? O günkü toplantıda buna yönelik hakikaten müsbet, böyle hani sayısal, ölçülebilir veri var mı diye bakacağım demiştim. Ve baktım işin açıkçası. Doğrudan peyzajla ilgili olduğu düşünülemeyebilir ama gıdaya ve tarıma bir bakmak istedim. Hani hakikaten iddia edildiği gibi o teknolojik yollarla verimi artırma aslında ne kadar hem ekonomik olarak hem de ekolojik olarak ne kadar sürdürülebilir? 1972'de bir çalışma yapılmış Amerika'da. Çok kısaca boğmadan söyleyeceğim. 1951 ile 66 yılları arasında ne kadar gıda üretimi artışı sağlanmış? %34. Yani tabii ki gezegen büyüyor, daha fazla tüketiyoruz. Fakat sadece bu %34'lük üretim artışı için %63 tarımda makineleşme piyasasının arttığını, %146 azotlu gübre kullanımının arttığını ve %300 ilaç ve haşere ile mücadele ilaçlarının kullanıldığını görüyoruz. İşte bunun müsbet kanıtıdır sanırım Burcu'nun sorusuna. Yani hakikaten o büyüme kendi içinde, bana soracak olursanız, ekonomik olarak da işler değil. Tabii ki ekolojik olarak da sürdürülebilir değil. Yani daha fazla yeri, geçen sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin park ve bahçeler bütçesinin iki katına çıkarı, daha fazlasına, iki katı değil, birazcık daha fazla artırılması ile ilgili haberleri duymuştum. Aynı konuya geliyor. Daha fazla refüjün bitkilendirilmesi ekolojik olarak ya da ekonomik olarak ne kadar faydalı? Bana göre işin açıkçası pek değil. Yani bunu daha sürdürülebilir yollarla, daha hem bu kaynakların hakikaten hakkıyla gelecek nesillere bırakabilmesi için daha akıllıca davranmak gerekiyor. Onu da o gün konuştuk değil mi? Evet. Yani çocuklar ve yeni nesil üzerinden yani biz çocuklara ne bırakıyoruz, ne yani hem fiziksel çevre olarak ne bırakıyoruz, hem bilgi olarak ya da kültür olarak ne bırakıyoruz, ne eriştiriyoruz onlara, biraz onu da tartıştık o gün. Evet. Ve hani aslında kabaca benim söyleyeceklerim bu kadar. Belki hani daha sonra yine bir takım notlarım var. Hani ilgili noktaya geldiğinde katkıda bulunmayı isterim. Tamam. Ne yapalım? Şimdilik. Kime? Didem'e mi? Fark etmez. Peki. Şöyle başlayayım. Sayın Kerem. Panik yapmayın. Heyecana gerek yok. Çünkü insanlar bu arada sanat da yapıyorlar. Buradan biraz kalbinizin atışının yavaşlaması gerekiyor. Evet, mutlu olacağımız şeyler ileriye doğru sürdürülebilirlik anlamında güzel şeyler bırakıyoruz. Ben kendi ilgim ve bilgim dahilinde biraz 1960'lardan bahsetmek istiyorum. Ufak bir nezle problemi var. Kusura bakmayın, sesim gelip gidiyor bu arada. 1960'lardan bahsedeceğim. Özellikle Amerika'dan bahsetmek istiyorum. Neler yaptılar çevresel sanatla alakalı. 1960 öncesinde bu endüstri devrimiyle beraber ve sonrasında işte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı derken tabii ki toplum kıyılara çekilmişti. Alternatif arayışlar peşinde koşuyordu. Bu sırada sanatçılar da toplumdan da uzaklaşarak bir takım üretimler peşinde gitmeye başladılar. Örneğin şöyle söyleyebilirim. Müzelerden ve galerilerden ayrıldılar. Açık alanda çeşitli çalışmalar gerçekleştirmeye başladılar.
Benim konuşmamı acaba daha sonra atabilir miyiz? Tamam, olur olur. Olur tamam. Tabii. Bence bu arada su, düşünürüz söyledikleri. Kusura bakmayın çünkü su içerek devam etmem gerekecek. Tamam. Meltem. Bana geçelim. Merhabalar. Olmasın. Evet, daha iyi değil mi? Daha güzel. Bence şeye uygun, yani aradığımız şeye daha uygun. Peki, ben öncelikle teşekkür ediyorum böyle güzel bir ortamda bulunduğum için, davet ettiğiniz için. Ben düşündüm acaba, yani bir araya geldiğimiz o informal toplantı galiba öyle bir şey olacak gibi. Çünkü katıldığım her türlü konuşma bir şekilde strüktüre edilmiş konuşmalardı. Mesleğimin doğası, ben 14 yıldır akademi ayağındayım bu işin. Böyle farklı farklı peyzaj mimarlığının tatlarını aldım gibi geliyor. İstanbul Üniversiteliyim, oradan mezunum. İTÜ'ye geldim. Deniz Hoca'yla karşılaştım. Onunla bir süre dersleri beraber yürüttük. Onu tattım. Burcu'yla karşılaştım. Onunla hala çok güzel üretimlerde bulunuyoruz. O beni çok heyecanlandırıyor. Burada çalıştığım arkadaşlarımız var. Hepsi beni zenginleştiren, ne diyeyim, varlıklar. Selim Bey'le çalıştım. Onun yeri ayrıdır bende. Dolayısıyla ben herkese böyle bir dokundum. Ve bu hale geldim, öyle diyeyim. Hani gündemimizde ne vara gelirsek, garip bir dönemi yaşıyorum ben. Deneyimliyorum daha doğrusu. Biraz çocuk var gündemimde. Kendi çocuğumla başlayan bir süreç aslında. Onun gözünden bazı şeyleri deneyimlemeye başladım. Daha önceden hiç farkına bile varmadığım durumları çocuğum üzerinden şu an algılıyorum. Peyzaja ilişkin durumları tabii ki. Bu da nasıl başladı? Bu sene İstanbul Üniversitesi'nden bir hocam beni kendi stüdyosuna davet etti. Gel birlikte yürütelim dedi. Koşa koşa gittim. Ve orada bu mevzu gündeme geldi. Gel bir yazı yazalım dedi. Çocuklarla ilgili olsun dedi. Çocuk oyun alanı tasarımıyla ilgili olsun dedi. Harika olur dedim. Çünkü çok güçlü bir tasarım alanı. Çocuk üstünden tasarlıyorsunuz. Müthiş bir gözlem gerektiriyor. Ve çocuğun peyzajı nasıl keşfettiğinin aslında açılımları çocuk oyun alanları üstünden oluyor. Bir okuma yaptım, bu işin tarihçesi nasılmış, şu anki pratikte ne oluyor vesaire. Bütün bunları sorguladığımız, aslında güncel tasarım pratiğinin de çocuğun doğasından ne kadar uzakta dikte edici bir uygulamaya dönüştüğünü, bunun bir piyasaya, pazara dönüştüğünün aslında böyle olmaması gerektiği, bütün bunları sorguladığım şey ve gözlem üstünden sorguluyorum. Dolayısıyla peyzajı hiçbir zaman bu kadar fazla deneyimlemedim diyeyim. Çocuğum üzerinden deneyimliyorum şu an. Dolayısıyla belki de bundan sonraki bakış açım çok daha farklı olacak. Deneyimler üzerinden çok daha fazla konuşmaya başlayacağım. Onun dışında benim kendi hani bu kadar yıldır üstünde düşündüğüm konu peyzaj tasarımının ekolojik bağı. Özellikle Amerika'da bir dönem yaşadım. Gittiğim yer, çalıştığım kişi Doğal Kaynaklar ve Çevre Fakültesi bünyesindeki bir peyzaj mimarlığı bölümünde çok ünlü bir profesördü ve tamamen ekolojik planlama, tasarım konularının bilimsel ayağı üzerine biraz daha kafa yoruyordu. Buraya geldikten sonra da ben o kültürü birazcık devam ettirmeye çalıştım. Ama iş böyle biraz ekolojiye gelince bir uçurum aslında ortaya çıkıyor tasarım ve ekoloji arasında. O uçurumun nasıl giderilebilir? Yani ortak bir dil nasıl üretilebilir? Tasarım ekolojiye nasıl yaklaşır? Onu yorumlar. Bütün bu mevzulara birazcık odaklandım. Çünkü iş ekolojik tasarım ve planlamaya gelince bir noktada dikte edici kurallarla çalışmak durumunda kalıyoruz. Normlarla çalışmak durumunda kalıyoruz. Halbuki tasarım onun doğasından çok daha farklı, yaratıcı bir süreç. Öbürküsü bilimsel kanıtlar, sayısal veriler üstünden şekilleniyor. Bu ikisini birleştirmek adına nasıl bir rol üstlenebiliriz? Bunu araştırdım. Derslerini veriyorum bunun fakültede. Onun dışında yaptığım, yani bir şekilde bu işin pratiğini sürdürmek istiyorum. Çünkü o pratik beni güçlü tutuyor. Teorisinde kayboluyoruz ama pratik işin içine girdiğinde teori daha da zenginleşiyor. Teoriler üretiliyor. O pratik
esnasında en son yazın bir deneyimimiz oldu. Çok büyük ölçekli bir proje ürettik arkadaşlarımızla. Çok keyifli bir projeydi. Orada peyzaj mimarlığının ne kadar hoşgörülü olduğunu size de anlattım. Fark ettim. Her şeye açık ve çok kapsayıcı. Onun dışında diğer disiplinlerin bu hoşgörü karşısında ne kadar agresif olabileceğini, bu teritori dediğimiz alan belirlemek çerçevesinde bunu deneyimledim. Hiç olmadığı kadar şiddetli bir şekilde. Sonuç güzel oldu ama biz bilmiyorum, kendi çapımızda eğlendiğimizi düşünüyorum değil mi Elif? Onun dışında bir başka ayağı var araştırmamın. Köylere bakıyorum ben. Ekibimizle birlikte 2 senedir bir TÜBİTAK projesini yürütüyorum. Köy köy geziyoruz diyebilirim. Son 2 senedir yoğun bir şekilde arazi çalışmalarımız var. Bunun işin çok temelini oluşturduğunu düşünüyorum. Köy, köydeki insanların etrafını, çevresini anlama, algılama biçimi çok farklı. İnsanlarla konuşuyoruz, uzun sohbetler ediyoruz. Gözlemliyoruz yine, gözleme dayalı çıkarımlar. Bütün bunların sonucunda bir kimlik meselesinden bahsediyoruz. Buna da peyzaj kimliği olarak tarif ediyoruz. Akademik olduğu için ve TÜBİTAK faktörü olduğu için bunun sayısal bir takım değerlerle ifade edilmesi gerekliliği üstünden indeks değerlerini elde etmeye çalışıyoruz. Kimlik indeksleri, peyzaj kimlik indeksleri. Bunun üstüne bir metodolojimiz var. Ekibimiz böyle interdisipliner mimarlar, şehir plancıları, peyzaj mimarları, sosyolog, geomatikten mühendislerimiz var. Orman mühendisliğinden danışmanlığımız var. Dolayısıyla böyle aşırı keyifli, üretken bir ortamda köyleri araştırıyoruz. Özellikle Ege bölgesi köylerini. Yaşam pratikleri, bunun bize verdiği bilgi aktarımı nedir? Bunu nasıl yorumlayarak daha iyi tasarım üretimi adına kullanabiliriz? Bunu formüle etmeye çalışıyoruz. Zor bir iş. Çünkü köyler çok böyle hayal ettiğimiz gibi bir durumda değiller artık. Bir de gittiğimiz köyler bilinmeyen yerler. Böyle köy deyince hep belirli yapıları daha korunmuş, karakteri olan yerler üstüne çok fazla araştırma var. Ancak diğer köyler, yani literatüre girmemiş, biz rastgele örneklemle seçtik. Koskoca Ege bölgesi içerisinden denk gelen köyler. Bunlarla ilişkin bir bilgi üretimi yapıyoruz, bir data üretimi, literatüre sokuyoruz ve o köylerin yapılarının cidden o kadar da romantik, pitoresk olmadığının, çok ciddi problemlerin varlığını tespit ediyoruz ve bunun devlet politikalarıyla ilişkilerini algılamaya çalışıyoruz. Çok uzak dedin ama gıda, hayvancılık değil, hepsi bunun çok içinde. Tarım politikasının değişiminin peyzaj üstündeki etkisi, insanların onu sahiplenmesi, vazgeçmişlik halleri, bırakıp gitmeleri, oradaki kültürün devam edememesi, bir emekli köyüyle karşılaşıyoruz. Hepsi emekli, yaşayan 50 nüfus var zaten. Tamamen emekli, 60 yaş ve üzeri. Oradaki sakin, dingin hayat ama müthiş şikayetçi oldukları bir durum. Bir yer sadece kasap, Türkiye'nin bütün kasap işlerini yapan kasapçı köylerini bulduk. Profesyonel kasap işi yapıyorlar ve hayvancılık üstüne gidiyorlar. Onun ürettiği dokular bambaşka hayvancılıkla uğraşan köylerin. Bunun gibi, yani bu bütün bunların tespitini yapmak aşırı keyifli ve üzücü. Görülen manzaralar, dediğim gibi izleri yakalamak çok 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 zor. Çünkü hepsi böyle çok belirgin değiller. Biz bunu yorumlamaya çalışıyoruz. Burada bu strüktür var, yapılmış acaba şu nedenle mi? Çünkü onlar yaşamın ürettiği strüktürler, yapılar, algılar. Ama bu zorlayıcılık da işi keyifli kılıyor. Onun dışında bir de işin eğitim ayağındayım. Tasarım stüdyolarına giriyorum, hem lisans hem yüksek lisans seviyesinde. Orada öğrencilerle bir araya gelmek çok 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 büyük bir keyif, haz veriyor bana. Deneyim paylaşımındayız. Ortamımız öyle gidiyor. Onları dinliyorum, onlar beni dinliyor. Birlikte bir şeye kafa yoruyoruz. Çok da güzel sonuçlar çıkıyor ve bunu bir şekilde yani gösteriyoruz, yayınlamaya çalışıyoruz. Onun dışında ne yapıyorum ben Burcu? Biz gıdayla ilgili geri dönelim diye düşündüm. Şimdi Kerem'in söylediği ve senin söylediğin, yani bugün için en kritik konulardan bir tanesi. Hem yani fiziksel çevreyi etkileyen hem de doğrudan yaşamlara dokunan mesele
gıda aslında çok kritik bir yerde duruyor. Gıdanın arka planında da topraksızlaşma var. O da başka bir konu. Yani biraz Ayça'yla da herhalde oralara doğru konuşuruz diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne diyecek Ayça ama. Zaten köy deyince yani üretim eğitim konusu. Sistemi özellikle ben de sonuçta kent sosyoloğum ve içinde bulunduğum özellikle 90'lı yıllarda bu temel eğitimi aldığım dönemde kent sosyolojisi hep köyün tersi, karşıtı yani hep ikilikler üzerinden tanımlandı. Oysa şimdi sizi dinlerken ne kadar da yanlış bir ikilik, zıtlık tanımı üzerinden gittiğimizi hep düşünüyorum. Şu anda belki bu toplantının içinde olmam, tam da beni davet ederken ne yaptığımı biliyor muydu Arzu bilmiyorum ama biraz kentle, ekolojiyle, sosyolojiyle odaklaşan bir proje içerisindeyim. Taksim'in ortasında aslında deneysel bir nokta, Taksim'in ortası aslında tam da Türkiye'nin dibinde, reklam olabilir değil ama söylemek durumundayım. Ekbiçiye iç denilen bir kurum, bir dükkandayım. Ben oraya dükkan diyorum çünkü ne olduğunu tanımlamak çok zor. Ekbiçiye iç'te yemek pişiriliyor, yemek satılıyor, oradan geçimini sağlıyor. Ama adı Ekbiçiye iç, aslında bir de paylaş unsuru var, o da benim. Yani bir sosyolog olarak aşçılar lokantanın ortasına niye düştüm diye'nin hikayesini biraz anlatmak istiyorum. Çünkü orada bu kent-kır ayrımı ya da köy ayrımının odaklaştığı bir şey var. Şöyle ki, biz Ekbiçiye iç'te kentsel tarım ve bahçecilik yöntemlerini uygulamaya çalışıyoruz. Biz dediğim bir grup insan. Ben toprağa, oradakinin ne kadar toprak olduğunda ayrıca konuşabiliriz. Orada dokunuyorum. İstanbul'da. Hangimiz nerede nasıl İstanbul'da toprağa dokunuyoruz? O yüzden şanslıyım. Yani balkonumuz olabilir, evimizde bir küçücük saksı olabilir, çatı bahçemiz inşallah varsa, terasımız varsa olabilir. Yoksa nerede toprağa dokunuyoruz? Ben orada en azından bir şey yetiştirme deneyimini yaşıyorum. Adı gibi yani insanın aklına getirmeyecek, her gün daha da betonlaşan ama aynı zamanda 15 milyonluk İstanbul'un merkezi olan Taksim Meydanı'nın Gezi Pastanesi'nin yanında arka bahçesiyle AKM'den ne kaldıysa gören bir yarı bodrum kattan bahsediyorum. Yani normalde içinde bulunduğumuz rant dolayımı içerisinde burası çok rahat başka bir dükkan olarak, kar getiren bir dükkan olarak kullanılabilirken bu yarı bodrum katta belki ütopik olarak diyeceğim öngörüsü olan birkaç kişi bir araya gelerekten burada tarım yapılabilir mi diyor. Yapılabileceğini bilerek bu soruyu soruyor. Çünkü sizin belki de anlatacaktınız ama fırsat olmadı. Biraz daha batılı ülkelerde yani biraz daha belki hızlı yol almış ve işte mesela o, yani sonuçta bahsettiğim Marshall yardımı o 50'lerdeki bütün hepimizi bitiren dönemi söylüyorsun. Ağzı yanıp ağzı yandığı sonuçları undo etmek, geriye çevirmek, makaraya geriye sarmak için bizden daha hızlı ve daha önde giden bir takım ülkeler var. Şimdi o bir kenar. O ülkelerde de çeşitli işte bu kentsel tarım bahçecilik denilen uygulamalar başlamış durumda. Yani kenti, kırsalın, köyün tersi, tezatı, antisi ilan etmeden, ikilik yaratmadan bir takım temel yaşamsal pratikleri ayırmadan yani tarım köyde yapılır, kent sınırında tarım biter gibi bir genellemeye artık gitmeden kentler bu kadar büyürken, köyleri ele geçirirken, işte ekonomopolis haline gelirken yok öyle bir lüksümüz. O zaman biz kentlerde dahi elimizi taşın altına sokaraktan gündelik hayatımızın içine kendi gıdamızı yetiştirme pratiklerini nasıl yerleştiririz diye soruyorlar. Ana soru bu muydu bilmiyorum. Ama benim hayatıma dokunan soru bu olduğu için ben soruyu böyle soruyorum. Ben elimi birey olarak, tüketen bir birey olarak, karbon ayak izine dair artık bilgisi olan bir birey olarak kendi karbon ayak izimi nasıl minimize ederim? Nasıl kendimi tüketimin dolayımından çıkarırım? Bana dikte edilen sistemi bypass edebilir miyim? Bu tip sorular üzerinden aslında verilebilecek en temel cevaplardan biri kendi gıdanı küçücük nanen olsa bile yetiştirmek ve bunu öğrenmek. Şimdi orada bir sürü yine ne inşallah gideceğim amaçladığım yere bir sürü konu var. Nane yetiştirmeyi bilmiyorsan, toprağın yoksa, tohumu nereden bulacaksın? Şehir suyuyla mı sulayacaksın? Ondan sonra falan.
böyle şey. Sonra gıda geliyor. O naneden pesto mu yaparsın, ne yaparsın? Gurmesi murmesi. Ki o da lazım. Allah'tan da şu an restoranlarda işte yeşil restoranlar, böyle yeni hareketler var. Bunlar da kentli. Yani aslında çok karambolde söylemeye çalıştığım şey, herkesin elini taşın altına sokaraktan bu temel soruların kenarından nasıl tutacağına bakmakla ilgili. Biz Ekbiçi'ye işte aslında biraz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani o yarı bodrum katta ne yetiştirilebilirse kentsel tarım ve bahçecilik yöntemleriyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetiştirdiklerimizin bir kısmını, ki bunlar yeşillikler, hemen o sabah şeflerimiz ya da bitti mi, müşteriler mi var, müşterilerin göz önünde hasat edip salataya bir şeye çeviriyoruz. Ya tabii ki başka bir şey de satılabilir. Oradaki mesele o insanların gözü önünde hatırlatmak. Çünkü cep telefonları, acele, heyecan, panik. Böyle bir hayat içerisindeyiz. Normalde bir restorana bile gitmiyoruz. Fast food chain'in içerisindeyiz. Gidiyorsun, tavandan şuradakini bana ver diyorsun. Şefin spesiyeli. Ne olduğunu içindekine bile bakmıyorsun. O sırada telefonla konuşuyorsun. Siparişin arkada bir yerde görmediğin bir şekilde hazırlanıyor. Eline geliyor. Bakıyorsun, ah gitmem lazım, paket yap diyorsun. Alıyorsun o paketi, gidiyorsun. Yolda koştur koştur yürüyorsun. Başka bir işin aklına geliyor. Alıyorsun o sandviçi, yere atıyorsun ya da çöpe atıyorsun, devam ediyorsun. Emekliye dair süreci yaşamıyorsun. Gıdanın yetiştirilme sürecini yaşamıyorsun. İçine neler konduğunu, nasıl pişirildiğini görüp deneyimlemiyorsun. Kendi vücuduna ne kattığının farkında bile değilsin. Çünkü doyman lazım, öğle yemeği sürecindesin. Hadi acele acele. İşte bu yavaşlamadan, belki bu deneyimi yaşamadan, hakkını vermeden elde ettiğin pratik senin onu bir an evvel tüketip çöp atık haline getiriyor ki o atık tekrardan başına bela oluyor. Sürdürülebilirliğe de oradan bağlı. İşte biraz yavaşlayıp, biraz bu süreçleri, yani işte restoran sonuçta, ama restoranın içinde insanların göz önünde o bitkiyi yetiştirmek, onun önünde hasat yapmak ya da gelip ay dün roka vardı bugün yok deyince pardon bitti demek. Ya da geçen gün marul vardı deyince yedi kuleye biliyorsunuz buldozerler girdi artık yok diyebilmek mesele. Dolayısıyla bu odağımızı nereden tuttuğumuz, önceliğimizi nasıl koyduğumuz ve bunu nasıl dile getirdiğimiz ve paylaştığımız meselemiz deyip susuyorum. Teşekkürler Ayça. Ya ben hep şey düşünüyorum. Böyle her şey birbirine öyle bağlanıyor ki yani işte peyzajla ilgili mi değil mi diye Kerem o soruyu soruyor. Ama hani üretim zaten böyle çok göbeğinde duruyor, gıda göbeğinde duruyor. Diğer taraftan insan, yani insan hayatı, insan olarak var olma hali göbeğinde duruyor. Ve ben yani kendi kendime şunu düşünüyorum. Yani bu işin içinde yani üretim çok kritik bir yerde duruyor. Yani hem yetiştirmek anlamında, yani bitki yetiştirmek anlamında, hem gıdayı üretmek, yani mutfak anlamında. Yani çünkü insanları birbirine yaklaştıran bir mesele. Sonra ben de masamdaki şeyleri söyleyeceğim ufak ufak. Yani bu gıda meselesi, yeme içme meselesi varıyor, peyzajla ilişkileniyor ve gidiyor toprakla ilişkileniyor sonra da. Çünkü yani hele ki kentler aslında çok büyük tüketim ortamları gibi gördüğümüz ama müthiş, yani kamyon kamyon üretimlerin yapılabileceği, bir toprak üretiminin olabileceği bir ortam. Ama öyle yaşamıyoruz. Yani ben de hep bunları mesela düşünüyorum. Ya nasıl birbirine bu kadar bağlanıyor. Ama biz hiç gündelik hayatımızda onları fark edemeden ya da fark etme yavaşlığını Ayça yaşayamadan böyle koşturup duruyoruz. Onları dert ediyorum biraz. Didem iyi misin? İyiyim. İyiyim kesinlikle. Nefes alabiliyorum tamam, şu güzel. Anda. Bir evet problemim olduğu için çok da su tükettim şimdi. Daha iyiyim. İyi misin? Tamam. Dediklerinizi düşünüyordum önüme bakarken. Keşke orada sesimi çıkarabilseydim dedim. Ama Ayça siz de çok istediğim bir yerde tam noktaladınız. Üç nokta koydunuz belki. Noktaladınız demek pek doğru olmaz sanırım. Tabii
dediğiniz gibi Burcu, sizin de şehirlerde acaba neden bir şeyler yapmıyoruz diye düşündüğümüzde diğer disiplinlerden de bu üretimin destekleniyor olması lazım aslında. İşte o yüzden, tam da o sebepten dolayı ben 1960'lardaki Amerika'dan bahsetmek istiyordum. Endüstriyel devrimden sonra, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra her şeyin, evet önce her şey iyiydi ama sonra çok kötüye gitmeye başladı. Hep bildiğimiz şeyler, tabii ki toplumlar yeni arayışların peşindelerdi. Sanat, müze ve galerilerden çıkmalıydı artık. Çünkü her şey küratörlerin elindeydi, sergi düzenleyenlerin elindeydi. Özgürleşmesi gerekiyordu. Ve birden sanatçılar, bir kısım sanatçı diyelim, kendilerini açık alanlara attılar. Buralar neresiydi? Şehrin içiydi. Sokaklar, hem stüdyoları, hem sergi mekanları, hem de yapıtlarının bir parçası haline gelmişti. Ondan sonra kırsal alanlarda da çalışmaya başladılar ya da sönmüş bir volkanın dibinde hemen işler ürettiler ya da tüketilmiş maden ocaklarında da çalışmaya başladılar. Dolayısıyla oldukça hareketlendi ortam. Aynı şeyler Avrupa'da da oldu tabii ki ama Amerika'da birazcık daha güçlüydü. Devlet tarafından da destekleniyordu açıkçası ve Amerikalıların birazcık daha dışa vurumcu bir yanı vardı. Avrupalılar birazcık daha doğa dostu metodolojilerle ilerliyorlardı. Ama Amerikalılar daha atakta bulundular. Neyse, bunları geçiyorum şu anda. İzleyicinin konumu da bu anda değişti. İzleyici, yani biz toplumdaki insanlar, sıradan insanlar... Biz artık bu çevresel sanat işlerini, bu sanatçıların işlerini görmeye gittiğimizde sokaktaydık ve işte kırsal alanlardaydık, arabalara binip kasabalara gidiyorduk ya da çöllerdeki işlere bakmaya gidiyorduk. O zaman biz artık bir galeriden çıktığımız için pasif bir izleyici değildik. Deneyimleyen, orada düşüncemizle o işe bir şeyler katan aktif katılımcılara dönüştük. Bu önemliydi. Tabii daha sonra Türkiye'de de bu tarz çalışmalar oldu ama ilk önce Amerika ve Avrupa'da bunlar vardı. Mesela benim için şey çok önemli. 1965 senesinde New York'ta Manhattan'da Alan Sonfist adlı sanatçının, evet 65'ten sanırım 78 senesine kadar bir çalışması oldu. Sanatçı diğer disiplinlerdeki insanlarla beraber çalıştı burada. Ve Time Landscape adını verdiği bir işte 14'e 61 metre, evet o kadarlık bir alanda iki caddenin birleştiği bir araziyi tamamen yeşillendirmeye çalıştı. Bu nasıl bir projeydi? Amerikan kolonizasyonu dönemindeki bitkileri oraya getirerek, yani tekrardan canlandırarak bir minyatür orman, kendi tanımıyla bir minyatür orman oluşturdu ve bugün halen daha bu, ben ona park diyorum, parkı orada görebiliyorsunuz. Çok önemli çünkü insanların gündelik yaşamına değiniyor. Her gün yanından geçiyorsunuz. Hatta o çalışmayı ilk gördüğümde şunu da paylaşayım, şaşırmıştım. Çünkü evet bir ekolojik heykel bekliyordum açıkçası ama kafamda daha çok heykel gibi bir şey vardı. Evet, kaidenin üzerinde bir şey görmeyeceğimi biliyordum ama o bir heykel olmalıydı. Işıklandırması da ona göre olmalıydı. Düzenlemesi de ona göre olmalıydı. İşte yerlerde belki yaprakları olmamalı. Çünkü ben sizin gibi peyzaj mimarı açısından değil, bir sanatçı gözüyle bakıyorum. Her şey pırıl pırıl olmalıydı. Koşarak gidip baktığımda aman tanrım bu ne dedim, burası gerçekten bir park. Sincaplar koşuşuyor ve kuşlar etrafı pisletmiş ve ağaçlar orada, bir kısmı ölmüş, yapraklar yerde. Dedim ki evet, ekolojik yapıt böyle bir şey ve her gün işte insanlar köpeğiyle beraber yanından geçiyorlar. Çok önemli bir şey. Çünkü bir mekanın tarihi oranın tek
anıtlaştırılabilecek şey değil. Peyzaj anıtlar da oluşturulabilir. Orasıyla ilgili tarihi veriler ele alınarak. Bu çok önemliydi. Hemen kafamı çevirdim, yan tarafa baktım. Orada bir community garden vardı. Ve New York Üniversitesi'nin de hemen yanında. New York Üniversitesi'nin de kendi içinde ekip biçtikleri bir alan vardı. Büyülendim açıkçası. Çünkü ben bu iki bahçenin birbiriyle ilişkili olduğunu düşündüm. Bu community garden'ın üzerinde yazanları birazcık okumaya başladım. Orada diyordu ki herkese açık, gönüllü olarak sadece burada çalışmalısınız. Ve oradaki evsiz insanlara da hizmet ettiğini o zaman anladım. Birkaç günde o civarda kaldığım için gözlemleme şansım oldu. Benim için çok kıymetliydi bu. Dedim ki sanat ve peyzaj böylece alakalı ve birbirlerini destekliyorlar. Çok hemen yakınında, birazcık daha doğusunda, aşağıda kalıyor. Çevreci bir aktivist var, Adam Purple diye. Geçen sene kaybettik kendisini. O da 1975 senesinde, tarihleri yanlış söylemiyorum umarım, 75 senesinden 88 ya da 86 senesine kadar bir yine community garden yaptı. Nerede? O dönemde kentsel dönüşümün, kentsel dönüşüme maruz bırakılmış az gelirli insanların yaşadığı bir mahallede. Tabii etrafta çok fazla suç oranı çok yüksekti ve insanlar açtı, geçinemiyorlardı. Tam da orada oturuyordu Adam Purple. Binalar yıkıldıkça ortaya ışık gelmeye başladı. Molozları etrafa çekti ve kendine bir bahçe oluşturmaya başladı. 11 sene içerisinde 45 tane ağacın bulunduğu ve çeşitli meyve ağaçlarının ve işte dikili yine sebzelerin bulunduğu bir alan oluşturdu. Bunun da şöyle bir önemi vardı. Evet, gerçekten bir sanat işi olduğunu düşünüyorum. Etrafta yaşayan insanlar buraya geldiler, burayı ziyaret etmeye başladılar. İlk önce dalga geçtiler. Sonra 15-20 dakika günde uğramaya başladılar. Sonra çocukları bütün gün orada vakit geçirmeye başladı. Ve işleri olmasa dahi sadece toprağı ekip biçerek nasıl hayatta kalabileceklerini öğrendiler. Ve tabii ki biliyorsunuz bu biyofilik yapımız dolayısıyla doğaya ne kadar bağımlıyız. Ve bu sadece bedensel sağlıkları için değil, zihinsel sağlıkları için önemliydi. Bu çok dikkat çekici bir projeydi. Ama kentsel dönüşüme işte dediğim gibi maruz kaldığı için 11 sene ayakta kalabildi. Bir de 1982 senesinde Joseph Beuys adlı Alman sanatçının bir çalışması var. Kassel'de gerçekleştirdiği 7000 Meşe adlı çalışması 82'den 87 senesine kadar sürüyor. 86 senesinde Alman sanatçı hayatını kaybediyor ama bir sene sonra oğlu tamamlıyor projeyi. Bu sadece Kassel'de kalmıyor. Daha sonra dünyanın dört bir yanına yayılan bir proje. Kassel şehrinde tam 7000 tane meşe ve yanında da birer, her birinin yanında birer bazalt taşı yerleştiriyorlar. Önce proje onaylanmıyor Kassel'de yaşayan kişiler tarafından, çünkü işte otopark alanlarını ele geçireceğini düşünüyorlar. Ağaçlar büyüyecek, belki kökleri yer altından su kaynaklarını, o su borularını delecek, edecek ya da elektrik tellerine zarar verecek gibi gibi. Ama bu proje de çok başarıyla oluşturuluyor. Kassel'in tamamen bütün cephesi değişiyor. Alman sanatçı, tabii onun biraz trajik bir hikayesi var. Çok belki de girmemek gerekiyor ama bahsedebilirim. Zamanında bir Nazi pilotuydu ve savaş döneminde ağır yaralar aldıktan sonra Şaman Tatarlar tarafından kurtarılıyor ve bunun getirisi olarak artık yaralı olan bütün halkları iyileştirmek üzerine ısıyı, keçeyi, yağ, bitkileri kullanıyor. Çünkü şamanlar onu öyle iyileştirmişti. Kassel'deki yaralı Alman halkında iyileşmesi gerekiyor Beuys'a göre.
ve bu projeyi gerçekleştiriyor. Önce insanlar temiz hava alıyorlar. İnsanların düşüncelerinin çünkü burada yumuşaması, esnemesi, daha hoşgörülü olmaları gerekiyor. Bu proje de benim için önemli. Bu da daha sonra New York'taki o alana taşınmış bir proje. Ve hemen 99 senesinde bir hepinizin bildiği Harlem projesi var. 2009'da sanırım ilk bölümü açılıyor ziyaretçilere. Ve en son 2014'te açıldı ve önümüzdeki senede de bir bölümü daha açılacak. Orada da eski bir demir yolu var, yükseltilmiş. Orası kapandıktan sonra burayı tamamen bir parka dönüştürüyorlar. İnsanlar için bulunmaz bir fırsat Central Park dışında burası. Çünkü şehre bambaşka bir yerden bakabiliyorsunuz. Burada da yine çeşitli bitkiler var, sanat işleri de var. Ama bence buradaki sanat işleri... Yani önemsizdir demek istemiyorum. Tabii ki her biri çok önemli ama Highline'ın oluşturma fikrinin arkasında bir estetik var. Highline'ın oluşturulması ve aşamaları aslında bence bir sanat işi. Ve sonra tabii ki yani örnekleri çoğaltabiliriz. Christo ve Jean-Claude'un Gates adlı projesi Central Park'ta ya da Robert Simpson 1970'lerde yaptığı fakat çok erken yaşta hayatını kaybettiği için 2005 senesinde eşi ve Whitney Art Museum tarafından gerçekleştirilen Floating Island Travel Around Manhattan Island diye bir projesi var. Central Park'tan aldığı ağaçları bir Hudson River'ın üzerinde sürekli olarak iki hafta boyunca dolaştırdığı bir proje. Bu da çok önemli. Bizim peyzaj karşısındaki konumumuz insanların ve bir anlık o dalgınlığımızdan yararlanan bir proje. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir ama benim katkıda bulunmaya çalıştığım şey bu işler tek başına olacak şeyler değil. Peyzaj her zaman sanatın işine yaradı. Sanat da her zaman peyzaja aslında hizmet etti. Yani evet bu çok önceden belki bir tuvalin karşısında bir manzara olarak karşımıza çıkıyordu ama hiç bunları küçümsememek gerekiyor. Burada bence yapılması gereken şey özellikle Türkiye'de güçlerimizi herhalde birleştirmek ve ortak projelere gitmek gibi diyebilirim. Peki. Şimdi ben de masamda ne var onları konuşmaya çalışacağım. Ya aslında herkesin söylediği şeylerle biraz ilişkili. Böyle bir sürü soru sordurdu şimdi bir yandan tekrar konuşunca. Yani ben de hep böyle aralarda dolaşan biri olmuşum. Yani o işte mimarlık yani mimarlık okumaya başlayıp ondan sonra onun içerisindeki işte zıplamaları hem ölçek anlamında hem içerik anlamında böyle zıplaya zıplaya bir şeyler yapmışım. Yani hep böyle bir ayağım bir yerde, bir ayağım bir yerde. Şu anda da işte bir ayağım akademide, bir ayağım pratik tasarım meselelerin içinde, bir ayağım permakültürde falan böyle bir şeyin içinde gidiyor. Kendime hep şunu soruyorum yani... Bunların hepsinin ilişkilerini soruyorum ve hep de neyi buluyorum böyle bu kendimce şunu buluyorum yani biz konuşamıyoruz, konuşmakta güçlük çekiyoruz, bir arada durmakta güçlük çekiyoruz, hep buraya geliyor yani düşündüklerim. Tasarım. Yani peyzaj tasarımı veya işte kamusal alan tasarımları üzerinde çalışıyoruz. Son 5 senedir herhalde anonim ekibiyle birlikte onların içindeyim ben de. Yani hep kendi kendimize aramızda şunu tartışıyoruz biz de. Yani daha konuşarak, daha çok birlikte olarak nasıl tasarlarız, nasıl üretiriz? Yani sadece tasarlamak da değil, hani üretim içerisinde de nasıl olunur? Çok mücadeleli bir 5 sene geçirdik. Yani bu sene 5. senemiz herhalde. Böyle bütün ekip inandık. Şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Konuşarak
veri elde edebiliriz konuşarak, ne yapmak istediğimizi olgunlaştırabiliriz, oluşturabiliriz, boş kafalarla gidebiliriz. Yani tasarımcı olarak illaki bu böyle olur diye gitmeyebiliriz filan diye böyle kendimizi inandıra biraz doldura doldura diyeyim. Böyle böyle denemeler yaptık. İyi de oluyor galiba. Yani oradan çok şey öğreniyoruz biz de, öğrenmeye çalışıyoruz. Yani burada hep ana akım tasarım dünyasının buralarda dolaşmama halleriyle ilgili de tartışıyoruz kendi aramızda. Hep böyle işte o hızın getirdiği bir şey var. Sonra estetik meselesi var. Yani Didem'in mesela Highline'la ilgili söylediği şeydi. Yani Highline'ın çok taraflı, tartışılabilecek tarafları da var. Onu da konuşmuştuk yemekte. Ama yani estetik öyle bir şey ki hani bizim zihnimizde kodlanmış tarafları. Yani bazen güzel olan, güzel olarak gördüğümüz, yine sana referans, pırıl pırıl olan şeyler aslında hiç de iyi bir şeyler olmayabiliyor. Bunu biraz düşünüyorum. Düşünüyoruz diyeyim. Ve yani böyle biraz galiba herkesin elini kirletmesi lazım. Biraz böyle elini işin içine sokması lazım gibi düşünüyoruz. Ne zamandır da şunu düşünüyorum. Yani tamam böyle bunlar böyle böyle olmalı, böyle olmalı falan diye konuşuyoruz. Ama tasarımcı işte peyzajla ilgilenen birisi böyle bir sürü başka şeylere dokunuyor. O dokunma içerisinde de karşısında da bir böyle bir işte o işi isteyen bir işveren var ve onun da beklentisi bambaşka bir şey. O bambaşka bir şey içerisinde bence tasarımcının gizli bir ajandası olmalı diyorum hep kendi kendime. Yani o gizli ajanda neyse onu da gerçekleştirmeyi o işverene anlatmak zorunda değil diyorum. Ya böyle güzel. Böyle şeyler söylüyorum kendi kendime. Böyle. Evet. Bilmiyorum artık ne olur. Yani bazen bu konuda birazcık yumuşatayım bari. Yani bazen bir böyle bir toprak üretmek olabilir. Orada işte 3-5 kişiyle konuşmak olabilir. Sadece işte 20 kişinin bir araya geldiği bir üniversite yönetim kurulunda başka şeyler konuşturmak da olabilir gibi. Bilmiyorum. Yani o herhalde tasarımcının kafasındaki, yani provokatif ol dediniz, oldum işte. Yani bunları böyle düşünüyorum. Yani böyle bu tarafları var gibi. O gün geçen haftaki tartışmaların da içinde aslında bulduğum cümlelerden, hani biz neyi, kimin için, nasıl tasarlıyoruz falan, yani onlarla da çok ilişkili, böyle hep böyle zıplıyor kafamdaki şeyler. Yani hiçbir şeylere böyle tek başına odaklanamıyorum ben de. Öyle işte mutfak, oradan işte toprak, oradan yapının kendisi, onun işte penceresi filan. Meltem, sen böyle bir eksik kaldı gibi söyleyeceğin şeyler. Ben, aha evet. Eksik mi? Meltem mesleğin çıkışıyla ilgili bir konuşma yapmıştı yemekte. Aslında kodumuz nedir? Doğa. Evet, yani şunu, o da sizin böyle açtığınız bir şey üstüneydi. Bu meslek dışındaki insanların aslında ne kadar öncü olabilecekleri hakkında bir şeydi. Ben hani bir takım araştırmalar yaparken onu deşifre etme şansını yakaladım. Bu işin ilk kaynağının tetikleyicileri böyle bir avukatlar oluyor. İşte sanat tarihçileri veya sosyologlar olmuş. Onların peyzaj tasarımı. Peyzaj mimarlığını diyelim, bir meslek alanı olarak tariflenmesinin kaynakları diyelim. Nasıl? Dünya ölçeğinde. Türkiye'de de aynı şeyi izledik aslında. Oradan bunun ilk kökeni nedir diye
baktığımızda. Ve hepsinin ortak düşüncesi doğa. Yani insanı doğa içerisinde konumlandırma biçimi. Biz doğayı nasıl algılıyoruz? İşte doğa üzerinde dikte edici bir unsur muyuz? Onu kontrol etmeye çalışan yoksa onunla birlikte yaşayan, onun bir parçası olan bir organizma mıyız? Bunların üstüne yayınlanan bir dizi kitap var. Bütün bunlar Amerika kıtası içerisinde bir akım doğmasına neden oluyor ve ilk milli parklarla başlıyor bu iş. İşte Yosemite Milli Parkı'nın ilk kez planlanması ve bu bir milli stratejiye dönüştürülüyor. Doğal kaynakların korunması, insanın bunu yönetmesi, üst ölçekten bakarak bir yönetim stratejisi haline getirmesi fikriyle birçok şeyin kapısı açılıyor ve bunu takiben politikalar üretiliyor. O önemli bir konu çünkü sizi bağlayıcı şeyler oluyor bunlar. Politika ne diyorsa veya engel teşkil ediyor bir takım şeylerin uygulanması aşamasında veya düzene sokuyor. Benim bu kronolojiyi ben bu peyzaj mimarlığı veya ekolojik peyzaj tasarımı üzerinden yapmaya çalışmıştım ve bunun ne kadar zor olduğunu siz de bu işte fark ettiniz. Böyle net gitmiyor. Oradan bir sürü bir şeyler çıkıyor, yeni dinamikler vesaire. Orada işte bu politikaların patladığı bir dönem, işte Clean Water Act'lerden tutun, EPA'nın kurulması Amerika'da, bütün bunlar hassasiyet getiriyor aslında. Çevreyle yönelik konularda, bunun planlanması ve yönetimi konularında hem bir takım kurallar koyuyor hem de zorunluluk nedeniyle bu konular gelişiyor. Dolayısıyla işin bu üst tarafı, görünmeyen tarafı aslında çok önemli politika mevzusu. Bunu konuşmuştuk. Hani o dönemlerde orada onlar olurken Türkiye'de neler oluyor diye. Değil mi? Birazcık ondan bahsetmiştik. 20. yüzyılın işte başı, 19. yüzyıl sonu gibi. Onu takip etmeye çalıştık. Burada da bambaşka bir dünya. Değil mi? Bir ülke kuruluyor. Onun içerisindeki peyzaj durumu ne oluyor, ne bitiyor? Kendine has bir dil. Daha sonra işte batılılaşma etkisinin bu taraflara yansımalarıyla patlayan bir tasarım dili, genele yayılan veya yayılamayan ama belirli şeylerde kalan işte saraylar vesaireler, bir bahçe üretme halinin dönüştürülmesi. Türk bahçeyi nasıl algılar? Türk doğayı nasıl algıların keşfi? O da bir kronolojinin önemli bir yerini teşkil ediyor. Ve pragmatik bir duruş var aslında orada, faydaya dayalı. Yani biraz daha faydalanmak, onu seyretmekten öte, içerisinde yaşamak, onu değerlendirmek üstüne giderken, tasarım ona adapte olduğunda ne oluyor? Bir şeyler bozuluyor mu acaba? Dolayısıyla orada tasarımın, eskiden şunu düşünüyordum birkaç yıl önce. Sizde bir istilacı bahçe şeyiniz vardı değil mi? Bir serginiz oldu anonim olarak. Peyzaj tasarımlarının istilacı olması gerekir diye hani iyi niyet anlamında düşünüyorduk. Şu an tam tersini düşünüyorum. Çünkü peyzaj tasarımları çok tehlikeli sonuçlara neden olabiliyor. Farkında olmadan. Eğer gizli bir ajandası yok ise. Olumlu gizli ajanda. Çünkü şöyle bir bakın, yani genellemeler yaparken genele yayılan tasarım pratiğinin gidişatı çok umut vaat etmiyor. Ve bunu kötü olan şey halk takdir ediyor. Onu da konuşmuştuk hatırlarsanız. Kültürel normlar çok önemli. Onun iyi olarak tarif ettiği şey temiz, güzel görüntü, süslenme hali. Aslında sistemi çok ciddi bozan girişimlere neden oluyor. Dolayısıyla öncelikle bu işin kaynağı evet politik bir altyapının mutlaka tanımlanması bizleri yönlendirecek ve topluma bu işin nasıl olması gerektiği, yani ekolojik sistemlerin de aslında iyi görünebileceği ve iyi olabileceği ve bunun üstüne bir takım eğitim var. Eğitim aslında bütün en temel problemi. Kültüre bunu yerleştirmek, yani o imaj meselesi, peyzaj tasarımının imaja dönüşmemesi gerekir. Ama dönüştüğü anda o imajın da doğru imajlarla temsil edilemiyor. Yani bizim mesleğin en büyük sıkıntısının bir temsiliyet sorunu olduğunu söyleyebilirim. Temsiliyet sorunu çok ciddi bir sıkıntı. Elimizi toprağa sürdüğümüzde elimiz kirlenmiyor Burcu.
Dolayısıyla dedin ya demin, yani dilden başlayarak. Yani şimdi dilden başlayarak. Ay, yani çok düzeltiyorum. Evet, oradan, hayır onu de, şimdi onu düşünmemiş. Yok, çok o algısal hikaye o. Toprağı elimizi soktuğumuzda elimizi, hep birlikte ellerimizi kirletelim dedik ya, aslında ellerimiz kirlenmiyor. Evet, o kirlilik, evet. Temizlik algısı bile bir aslında yanılsama, bir kurgu, doğru, bir algısal, evet, bir şey. Yoksa ben sana sabun deterjan nasıl satacağım? Doğru. Değil mi? Eldivenleri kokular nasıl satacağım? Kokular falan olmadan olmuyor. Aynen öyle. O yüzden hep bunları akılda tutarak ben taşın altına sokalım mı? Niye dedim? Genelde o taşların altında solucan çıkıyor. Hiç mahsuru yok. Solucanları sevelime gider. Yani algısal dediğiniz nokta. Ben de hani orada bağlarken işte garip bir şey ve çok ilgimi çekti şimdi dediğiniz sosyologlar falan. Kendimize iş çıkaralım diye söylemiyorum. Tasarımcılar da değil. Belki profesyonel belli bir bakış açısına sahip olan herkesin elini taşın altına sokması gerekli. Yani bir, aslında biraz da onu da konuştuk. Yani kimsek, mesleksek, bunca seneye bir şeyler okuduysak, uğraştıysak, deneyimliyorsak, bu deneyim bize ait değil. Bizi profesör, doktor, cahçurt yapacak, bizi yükseltecek, maaşlarımızı arttıracak deneyimler değil. Bu deneyimlerin anlam kazanması bizim bu deneyimi gerçekten gündelik hayata, toplumsal hayata ne derece nüfuz ettirdiğimiz, erk ettirdiğimiz, küçük de olsa küçük şeyleri, jestler ya da başka türlü değiştirebildiğimiz o kapasiteden geçiyor. Yani bence de, yani o işte Meltem diyor ya, işte bu kültür içinde nasıl olacak, eğitim mi? Yani o böyle herhalde yaşayarak olacak bir şey. Doğru. Yani ben de bir yanlış, evet, söyledim. Hani senelerce okumak da değil. Yani şu an farkındasınız. Bunları da hepiniz biliyorsunuz. Gündelik hayatta işte geri dönüş dediğim şeyler var. Tekrardan yerelleşmeyi yeniden tanımlamaya çalışıyoruz. Tekrardan atalık yöntemleri keşfetmeye çalışıyoruz. Tekrardan buzdolabı yokken gıda nasıl saklanırdı? O ne olurdu, ne olurdu? Yani bağımlılıklarımızı aslında sorgulamaya başlıyoruz. İşte durmadan biz turşu yapımı, fermente gıda atölyeleri yapıyoruz. Peynir yapımı üzerine düşünüyoruz. Ekmek yapanların sayısı arttı. Şu an için bunu tartışmayacağım. Evet, bir trend, hiçbir zararı yok, aman olsun, herkes daha çok fazla yapsın. Çünkü o süreç içerisinde öğreniyor. Evet. Ama diğer yandan benim bunu bilmem değil, bilmiyorum. İşte senelerce okudum. Yazdım, apoletler, şunlar bunlar. Sorun bana, toprağa dair hiçbir fikrim yoktu. Evimde kendi gıdamı yapmaya dair hiçbir şey yoktu. Elektrikler gitsin, bağımlı olduğum bütün enerji kaynakları yok olsun. Evimde dört duvar, her şey şahane. Neyi çalıştırabilirim, kimi besleyebilirim? Suyu bile kuyum yok, nereden bulabilirim? Bitti. Yani işte olağanüstü hal dönemlerinde, depremlerde, şunlarda, bunlarda bu çaresizliği zaten her dakika hissetmiyor muyuz? Umarız ki başımıza bu son distopik durumlar gelmez, ama gelmeden önce de işte, değil mi, önlem alma zaman. O yüzden şeyi düzeltiyorum. Profesyoneller değil, her bireyin elinden gelen bir sorumluluğu var. Yani peynir yapmak için üniversite okumaya da gerek kalmasın diyorum. Şey devam edelim mi? Yani belki herkes biraz masasındakini ya da işte gündemindekini söyleyebilir. Ya da tabii. Çok teşekkürler. Çok çok sağ olun. Gerçekten sabah 10 için harika bir başlangıç. Cumhuriyet'in de kaçıncı yılı bilmiyorum, ama da iyi başladık burada. 93, tamam. Teşekkürler. Hesabı da yaptığınız için. Dönüp dolaşıp şeye geliyoruz. Ekonominin tanımına geliyoruz gibi geliyor. Seneler, yani 16 yaşındayken bir sohbet ortamında duyduğum, sonra da üzerinde fazla bir şey okuyup etmediğim ama hep içimde kalmış bir cümle var. Bu ekonomi tanımı işte sınırlı kaynakların, ki başta da geçti, hani sınırsız ihtiyaçları karşılaması. Şimdi bunu böyle tanımladığımız andan itibaren zaten bir yığın sorun karşımıza çıkıyor. Şaman tartarlardan bahsettik. Eminim şaman tartarlar dünyayı böyle anlatmıyor. Ne aslında şey sınırlı, çünkü sınırsız onu her seferinde görüyoruz, her seferinde işte topraksız tarım yapılıyor, hani o sınırın olmadığını sürekli zorlayarak görüyoruz. İhtiyaçlarımızın sınırsız olmadığı da garanti, onun da şeyi yok yani, gerçekten değil, ama bu tanım üzerinden konuşuyoruz hepimiz. Yok mu bunun başkasını söyleyeni? Yani hakikaten soruyorum ya, akademik dünyada bunu başka türlü tanımlayan kimse yok mu? Herkes buradan mı başlıyor? Topraksız tarım dediğin için gireceğim. Ekonomist olarak diyemem ama
yine aslında bak taşın altına sokmakla ilgili bir şey olacak. Yani o tanımı sorgulamak durumundasın. Ben dükkanda topraksız tarım yaparken nasıl olsa bakın suda yetişiyor bu. Tüket tüketebildiğin kadar demiyorum. O mesajı benim nasıl verdiğim, onu nasıl anlattım, nasıl tanıttığım çok önemli. Ben diyorum ki bak suyla tarım yapıyorum ama elektrik enerjisini harcıyorum. Tohumum şuradan geliyor, bunu buradan yapıyorum. Ama diyorum mesela, işte bu çok tartıştığımız bir şey. Topraksız tarım yaparken neye fayda sağlayabilirsin? Toprağın dinlenmesine, zehirlenmiş olan toprağın kendini toplamasına. Toprağın bir rant aracı haline gelmişken o rant aracılığı dolayımından bir nebze olsun çıkmasına fırsat açabilirsin. Bunu eğer ben sadece işte bir o projenin içine sosyolog olarak girmesem, bir tarımcı, bir seracı, bir çiftçi, gıda yetiştirme, ticari güdüsü diyeceğim ya da ihtiyaca cevap verme bakışıyla, tek taraflı bakış açısıyla o sorumluluğu yerine getirirse, topraksız tarım seraları yapsın, yapsın, yapsın. Konya Ovası'nı güneş panelleriyle kaplayalım. Hepsinin bir antisi, bir negatifi, dezavantajı var. Yok, yani ben topraksız tarım arkada demek istemedim. Benim derdim şeydi, yani biz bunu böyle tanımladığımız zaman mecburen bir açgözlülük tanımlıyoruz. Yani sınırlı. Olmayabilir. Evet, evet. Evet. Olmayabilir. Evet. Evet, ama bunu başka türlü tanımlayıp da dilini öyle kurgulayan kimse var mı? Biz, çünkü geçen hafta da öyle bir sunum burada bir tartışma oldu. Evet. Üzerinde. Üç aşağı beş yukarı aynı yere geldi her şey işte. Bir kriz anındayız. Tamam. Ama sorunlar hiçbir zaman baştaki işte, tanımı sorgulayarak gelmiyor. Hep o tanımın içerisinden şimdi ne yapacağız? İşte belki de şimdi mi acaba Selva bunun tanımı yapılacak diye düşünüyorum. Ben karşılaşmadım belki ama. Siz daha iyi biliyorsunuz da burada var. Permakültürcüler var. Mesela permakültürde aslında Bill Morris'in bir nevi ekonomi tarımı ne yapıyor? Tabii onu, minimum ne giriyorsa o çıksın. Diye. Yani mesela permakültürde şey var. Bir faydalı bir durum varsa onu şey yapan destekleyen, onun oluşmasını sağlayan en az iki unsur var. Dolayısıyla hiçbir zaman bir çöküş olmaması üzerine bir tanım getir, yani bir durum üretmeye çalışıyor. Yani aslında yine o büyük tanım üzerinden, yani sınırlı kaynaklar ve tüketim üzerinden, sınırsızlık diye bir şeyle karşılaştığımı hatırlamıyorum ama sınırlı kaynakları belki de sürekli nasıl kullanabilirim ve onu nasıl ondan fayda elde edebilirim mi tartışıyor. Permakültür, bilmiyorum Dilek de burada doğru ifade ediyor muyum bilmem. Kerem bir şey aslında söyleyecek galiba. Aslında tam bu soruya cevaben, hani aslında belki o tanımın kendisini bu şekilde addetmeyen ekonomistler de var. Var mı? Tabii ki var. Yani 70'lerden beri var bu. Ya hatta bu benim hani biraz önce kaynağını verdiğim şeyde de bu. Evet, dediğiniz konvansiyonel bir ekonomik sistem tanımı. Sınırlı kaynaklar, sınırsız talep. Hayır, sınırsız değil aslında. Yani kimi ekolojistlerin kendisi aslında dünyada bugün bile, tabii bugün bile demeyeyim, bu 40 yıl öncesi aslında ama 70'te yayınlanmış bir çalışma bu. Biraz önce verdiğim rakamların olduğu aynı makalede geçiyor. Dünyada üretilen tüm karbonun ve tüm fotosentez yoluyla üretilen, yani doğal yollarda üretilen tüm karbonun o yıla ait dünya nüfusunun bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Fazlasıyla. %40'ıyla. Yani toplam üretilen karbonun %40'ıyla biz ısınabiliyoruz, yiyebiliyoruz, kendimizi koruyabiliyoruz, her şeyi yapabiliyoruz. Şimdi burada tanımlı olan şey piyasanın işleyişiyle ilgili şey bu değil. Akademi aslında ve o günkü tartışmada da konuştuk. Aslında ben konuşmamda çok karamsar bir tabloyla başladım. Çok haklı olarak Didem de evet iyi şeyler de oluyor dedi. O noktadan almak istiyordum ikinci sözümde. Ki bunu 70'lerden beri bu bilgiyi üreten insanlar var aslında. Eminim o gün yemekte de sordum. Peyzaj mimarlığında da bunu yapanlar eminim var. Ben hani kendi okumalarım içinde bunun analitik karşılığını üretenlerin olduğunu biliyorum. 70'lerden beri. Hatta paylaşabilirim bile. Yani evet, bu ekonomik sistem tanımında sorun aslında. Öyle bakarsak evet, o çizdiğimiz karamsar tabloyu çizmiş oluyoruz. Hayır, bugün itibariyle hakikaten çok temel bir değişiklikle bile, çok temel ve basit bir değişiklikle bile
Ben ona inanıyorum. Birçok şeyi geriye sarmamız mümkün. Yani çünkü hani hala dünya ve aslında her şeye rağmen bizden daha güçlü. Allah'tan. Yani iyi ki. Değil. Yani burada şey, yani bir böyle alternatif ya da farklı tanımların olduğunu düşünebiliyor insan zaten. Tabii, tabii. Yani muhakkak var. Şaşırtıcı olan şey başarıların ve hedeflerin hep o konvansiyonel sistem üzerine, yani beni şaşırtan tarafı evet. O doğrusu. Yani hani üniversitelerde işte ya da sektörel başarıları hep oralara dayandıran, yani hep büyümelere, hep büyüme hedeflerine dayandıran konuşmaları ben şaşırıp kalıyorum. Ya yani muhakkak farklı bakışlar ve farklı, yani o farklı durumların hala şeyin içerisine, genel yaklaşımların içerisine hiç sirayet edememesi beni şaşırtıyor. Benden daha iyi söyleyeceksiniz. Çok basit bir şey. Kurumsal olarak bu işleyişin geriye sarılması bile çok büyük değişiklikler yaratır. Yani park ve bahçelerin kullandığı bitki türlerinin yeniden düzenlenmesi. Çok büyük değişiklik ve fark yaratır eminim. Geriye sarmayı da eski bir anlamda kullanmadınız. Kesinlikle, yani ekolojinin kendini geriye sarması. Hani kaybedilenlere yeniden kazanması anlamında geri sarması dedi. Yani bu bilgiler var aslında, yok değil. Söyleniyor. Yani peyzaj disiplininin kendisini ürettiğini ben dışarıdan biri olarak bile biliyorum. İşte esası bunun hakikaten kurumsal işleyişte ve piyasanın üretiminde genel geçer bir kabul olarak ve aslında hani tabii bunu müspet olarak söylemem mümkün değil. Sadece ekolojinin, yani doğanın geri kazanımı için değil, bana göre belki de yumuşak bir kapitalist olarak söyleyebilirim, ekonominin de kendini daha iyi işletebileceğine inanıyorum. Çünkü hani bu tarifsiz tüketimin de sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Hani konuyu uzaklaştırmak için söylemiyorum. Türkiye'deki hani konut satışı konut ve gayrimenkul bombası üzerinden de bunu yapabiliriz. Yani böyle bir talep patlaması aslında kendisi de doğru ve gerçekçi değil. Hani bu kadar çok hakikaten buraya özgü olmayan bitki üretme gayreti de bir noktadan sonra ekonomik değil bence. Eminim bu konuda çalışma da vardır yani. Hani gereksiz gübre üretiyorsun, gereksiz kimyasal basıyorsun, oradan oraya taşımak için maliyet harcıyorsun. Eminim vardır yani. Benim dışarı çıkmam gerekecek. Hangi dışarı? Yurt dışı. Belki kayıt için. Atılırım yani. Şimdi ben bu peyzaj kelimesi öyle garip kelime ki, yani zaten senelerdir peyzaj. Peyzaj kelimesiyle başlayınca tutmuyor. Onu söyleyeyim. Ama şuraya baktığım zaman sizin de içinde olduğunuz resim bence enfes bir peyzaj. Hiç yeşil yok burada mesela. Ama yani çok şey var. Onlar da sentetik diyelim. Yani başka bir boyutta ensalatif diyelim, sentetik diyelim. Yani peyzaj kelimesi hani illaki böyle bir şeyin, hani şehir hiç yeşilsiz de olur falan, şimdi abartacağım mahsus. Yani böyle bir şey yok yani. Hani adını koymanın bir alemi yok. İşte mesela permakültür. Permakültür, bu kadar permakültür her şey oluyorsa demek ki monokültürdür. Bakın, permakültür sonunda monokültür olur. Çünkü bu böyle bir tür içeriksizleşmeye doğru götürür. Hep aynı tavırlarla, her şey aynı tavırlarla baktığımız zaman işte o isminin karşılığını aramak, yani işte peyzaj mimarlığının sorunu olarak ben hep dert ettiğim için bunu hep orada buluruz. İşte peyzaj mimarlığı, ya yapılır mesela, ben de yani bunu söylüyorum da, ben de bunun tam tersi dünya kadar şey yazıp çiziyorum bu arada, ama bu tarafından da bakmak gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Yani mesela karayollarının etrafı, neler yazdım neler yani. Öte yandan yapılsın. Uydur kaydır, bütün ne kadar olmayacak, bu şey de olabilirdi, bir dönem içinde herhangi bir
bağlamda bir karşı çıkışla örtüşebilirdi bile. Şimdi başka bir açıdan bakarsanız. O da yani sonuçta şehir tüketen bir yer. Tehlikeli olan şey manipülasyon aslında. Manipüle edilen her şey. Aslında mesela büyüme değil mi? %5. Herkesin kafasında bir şey. %3, %5 ülke büyüyecek, dünya büyüyecek bilmem. Aslında konu orada yani. Çünkü büyüyen şey tüketimi artıracak olan şeylerle büyüyebiliyorsunuz. Sıfır büyümeyle yaşanmaz. Eksi büyümeyle bilmem ne olmaz falan. Böyle korkular falan doğru mudur değil midir hiç bilmeden konuşuyorum bu arada. Yani hiç bilgim de yok. Aslında manipülasyon denen şey bence sorun. Öte yandan manipülasyon da kendi içinde başka şeyleri tetikliyor. Yani ben yine şöyle hani bir çelişkiler ağı içinde konuşuyorum. Yani bunlar olmadan da olması mümkün değil. Şehir, şehirle köyü zaten karşılaştırmak veya Türkiye'nin Türkiye özgü de bir şey. Evet yani Almanların bu yanlış telaffuz edebilirim Gesellschaft, Gemeinschaft konuları üzerinden aslında yani kontratlı kontratsız yani bundan ibaret olan bir durumdan bahsediyoruz. Ama şehir, şehirde kendine ait ayrı dinamik de var. Zaman da hızlı olacak yani. Çok da tüketilecek, çok zarar. Mesela konut. İki tane mesela ilginç dünyanın en büyük kirlilik ve sorun paketi. Biri konut, şehirsel konut. Yani üretmeden tüketen neredeyse, %100 tüketim neredeyse. Mesela o zaman konutun tekrar üretir hale gelmesi muhteşem bir konu. İşte o zaman mesela bütün bu konular ondan birlikte oturabiliyor, taş elinin altına konabiliyor, şuradaki derz delikleri için bir şey düşünülebiliyor vesaire. Ama homojen böyle düşününce olmuyor. İkinci en büyük şey tarım. Dünyanın en büyük kirlilik kaynağı. En büyük kirlilik. Yani ya öyle bir şey ki o yani bütün bunların böyle bir kendi içinde şeyi var. Peyzaj mimarlığı eğitimi Meltem'in ele demin şey. Mesela ekoloji yani şimdi ben bunu söylerken bir son ekstrem değil mi? Başka bir şey daha söyleyeceğim. Hani kötü adam ilan etmeyin sakın beni sonra yalnız. Ya böyle mesela geçen gün Ankara'da bir toplantıda yine bizim üniversiteden arkadaşlar, diğer üniversiteler falan. Ekoloji. Yani bir metrekare içinde aynı şey. Ya onun bir boyutu var, bir şeysi var, bir şeyin çalışması için. Sonra ben de şey yani giren bu bir, yani 10 metrekare içinde aynı tema, 1 milyon metrekare içinde, ya bunun bir ölçeği falan yok mu? Efendim bir metrekare de bizim için çok önemli, 1000 metrekare de çok önemli şeyiyle bitti. Ben böyle kalıverdim. Ya kritik bir, her şeyi aynı şekilde bakılamaz. Hepsinin içinde ekoloji vardır. Hatta yani doğa da böyle bir şeydi ki yani mesela hiç içinde bitki olmayan, bilmem ne olmayan insanların da yaşadığı doğalar var. Yani onlar da hayatlarını oradan, ama ölçeği onun içinde. Aslında konu ölçekle ilgili bir şey. Onu, o ölçeğin içinde sığışabilen bir şey. Yani dönemsel bir şey oluyor vesaire. Onu yaşamayı yüzyıllardır öğrenmiş bir şey. Ama bu kesilebiliyor. Çok doğal eşiklerle de kesilebiliyor. Kültür tamamen mesela dibe de vurabilip tekrar başka bir şey olarak. Savaşlar mesela. Yine o manipülasyonun, savaş da bir manipülasyon. Ama oradan başka bir şey çıkıyor vesaire. Yani bu böyle bir durum. Yani bence bu kadar çok şey olmamasında yarar var. Yani netleştirmemek, adını koymamak. Tabii ki sorun, ne derler, incelmek lazım, problematikler üretmek ve onları şeyini yapmak lazım. Mesela sanat konusunda hep aynı şekilde, aynı konuya, aynı şekilde refleksin sonunda sanat olmayacağını söyleyebilirim kendi adıma. Yani çıkış yoludur. Yani eğer adını koy, işte 15 senelik periyotlar veya birkaç projeden bahsettik, keyifli de projeler. Onlar her biri bir şey, o dönemi ve biter. Bittiği zaman da üzülmezsiniz. Yani keşke kalsaydı demezsiniz. O görevini yapmıştır. Başka bir şey onun yerine eklenecektir, gelecektir. Yani benim söylemeye çalıştım. Aslında permakültür böyle bir şey. Yani son bir şeyim var. Ondan sonra şey hemen bırakıyorum. Yani bu isim koyma, evet, ve ismin içerisine net tarifler koyma. Yok, o doğa her zaman kendi için yeni bir doğa olarak çıkacaktır. Adını bilemezsiniz, toprağa bulaşmayabilirsiniz, toprakla ilginiz olmayabilir, bitkiyle ilginiz olmayabilir. İşte bir belki de bütün yapraklar bundan sonra siyah olacaktır. Yani daha çok karbona ihtiyacımız olacak belki.
Yani yeşil rengi belki bilmeyecek bir başka kuşak. Yani bu böyle bir tür roman. Ya bunu yine söylüyorum. Ben kendi çelişkilerimden konuştuğumu bir daha söylüyorum. Distopya da çok önemli olabilir. Yani distopik, birçok şehirde distopiktir bir yerden sonra. Birçok sokak distopik olabilir bir yerden sonra. Yani dolayısıyla tasarımcının ajandası yoktur yani demeye çalışıyorum. Veya plancının da bence, plancının daha farklı bir davranışı var. O ayrı bir konu. Yani çok da bilmediğim bir alana girmeyeyim. Oradaki tavır çok farklı. Ama böyle bir yani tik tak şey, böyle hızlı bir şey konuşuyorsak, o böyle kendi doğasından çıkan bir şey. Senin ilk söylediğin şey. Yani sıfır resetlenmiş olarak bakabilmek. Ama ajandasız. Yani çünkü o ajanda da resetlemeyi bozar. Senin ajandaların olacaktır. Yani şimdi bireysel bir şey olur gibi oldu ama o zaten olacak. Ama konu başka olacak, bağlam değişecek, her şey değişecek. Evet. Evet. Yani bu bir tekil bir ajanda değil, duruma göre değişebilen tavır ve illa yani. Evet bir tavır ve yani tabii bunun yani. Bir cümlesi yok tabii. Ve bunun aktarılması da gerekmiyor. Yani bu birilerine bunu kabul ettirmek ya da sunumlar yapmak falan da değil yani. Şeyi de yani hani bugün elimizde yeşil olarak var olan şey de bir malzeme. Yani hani ben de onunla birleştirerek bakabiliyorum meseleye. Yani her elimize aldığımız şey gibi. Fakat elimize aldığımız ve kullandığımız kaynaklarımızın ve malzemelerin o dönüşebilme potansiyellerini düşünerek kullanabilmek ve onun içerisindeki hani gücü hala kullanabilmek de gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ama tedirgin edici bir durum var burada sanki. Tasarımcı diliyle malzeme diye bahsediyoruz doğadan. Bu çok tedirgin edici. Yani evet elimizde bir yeşil var ve bu bizim malzememiz ve bizim tarafımızdan biçimlendirilmeyi bekleyen bir nesne ise ve kullanılmayı, dönüştürülmeyi bekleyen bir nesne halinde tanımlıyorsak ve tasarıma konu olacak bir içerik olarak görüyorsak, hani bu işin açıkçası biraz hani sanki en başından beri yapılan konuşmalarda yanlış bir kanala götürüyormuş gibi hissettirir. Halbuki orada bizim de biçimlenmeye hazır olmamız gerekir. Yani karşımıza öyle bir yeşil çıkar ki evet o bizi dönüştürür. Ve evet oradaki o tasarım en başta o tasarımcının değil, proje konusunun veren ajanda tarafından değiştirilmesi, dönüştürülmesi beklenir. Hani bir de her içerik birbirinin aynısı değil bence. Yani hani ona da dikkat etmek lazım. Yani her karşılaştığımız duruma aynı refleksi gösteremeyiz. Yani hani tasarımcı olarak tasarım şeyinden, masasından bakarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla bunu yani hani bırakalım böyle olsun tavrıyla yaklaşamayız diye düşünüyorum. Ben bir şey ekleyeyim mi? Deniz Hoca'nın o bahsettiği toplantı kentsel tasarım şeydi galiba, buluşması mı olabilir? Ankara. Adını ben de unuttum. Muhtemelen yakın zamanda o oldu sanırım. Ya şöyle bir durum var. Bu ekoloji, planlama, tasarım, o alanla çalışanlarda genel bir tavır var. Bu sizin bahsettiğiniz o tavır sanırım. O genel tavır şu. Ekolojik konuların temsil biçiminde sıkıntı var. Her şey yeşil renk. Yeşil olmayan şeyler algıda ekolojik değil. Mesela bizim geçen dekanlık şeyinde, holünde tanıtım şeylerine baktım, bölümlerin. Peyzaj mimarına gelince renk yeşile döndü. Diğerleri rengarenk, biz yeşiliz.
veya işte sürdürülebilirlik, içinde ekoloji lafının geçtiği her şey yeşille temsil ediliyor. Hani bu durum aslında o alanlara yapılan çok büyük bir haksızlıkmış gibi geliyor. Yanlış temsil çünkü. Birazcık okuyan herkes bilir ki çeşitliliğin rengi yeşille indirgenilmez. O rengarenk. Keskin sınırları da yok. Birbirine geçişmiş böyle bir renk neyi? Renk skalalarından oluşan bir durumdur o. Şimdi o kültürel normlar algıdan bahsettik ya, aynı sıkıntı orada da var. Yeşil olmayan şey sağlıklı değil. Yeşil olmayan şey sürdürülebilir olmuyor. Yeşil olmayan şey öyle olmuyor vesaire gibi konular var. O yeşilin açılımlarını belki de şifre etmek gerekiyor. Orada da akademiye çok büyük bir rol düşüyor. O da pratikle ilişkilenecek çünkü nihayetinde. Sizin o bahsettiğiniz içinde yeşilin olmadığı şeylerin de aslında ekolojik anlamda umut vaat edebileceğinin kanıtları gerekiyor ve bunun yaygınlaşması gerekiyor. Bir yöntem var. Onu bu kentlerdeki su yönetimi, suyun suyla ilgili tasarımları yönlendirici bir takım metotlardan konuşuyorlar. Bir metot olarak kamuya bunu göstermek, yani showcase olarak best practice dedikleri en iyi uygulamayı sıklaştırarak, ama bu kasıtlı yapılan bir şey. Yani sizin en iyi uygulamanız değil. Birçok kişinin en iyi uygulamasının görünür kılınması yoluyla işte halkın eğitilmesi. Bu bir yöntem mesela. Belki bu pratiklere gitmek gerekecek. Yani hani eğitim çok kökten bir değişiklik, çok büyük ölçekli bir değişiklik ama bu tarz uygulamalar, pratik tarafından yapılacak uygulamaların ben çok daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bu kalıpları kırmak adına. Agresiflikten kastım oydu, en başta bahsettiğim. Bazı alanlarda çok agresif olunuluyor ve hiçbir dışarıdan gelen öneri, fikir değerlendirilmiyor girdi olarak. Bu kötü bir şey. Bu kadar kapalı olmama ve tutuculuk kötü bir yana götürüyor. Evet, aslında lafını kestim. Yani büyük büyük konuların masalara konduğu durumlarda aslında bir sürü çelişkili mesele var. Yani o çelişkiler üzerine bence çok da düşünülemiyor. Yani orada tek bir hedef oluyor, o hedefe erişmek. Yani mesele bence biraz orada. Yani benim yani bu çeşitliliği pratiklerin içerisine dahil etmek ve illaki de bunun açıklanması gerekmiyor. Oradan bir takım şeylere erişilebilir. Yani bir arada olmaya dair. Mesela bu bir arada olabilmek, bir arada üretebilmek meselesi. Elimde değil şimdi, sosyolog sonuçta, tasarımcısınız ya da değil. 15 milyon İstanbulludan bahsediyoruz. 15 milyon İstanbul'un birey olarak en fazla yapabileceği şey nane yetiştirmek olma ihtimalini ben koyuyorum. Dokunmaktan bahsediyorum. Tasarımcıysa yaptığı bir hareketle, bu mimar ya da akademisyen ya da eğitmen, profesyoneller üzerinden eğer konuşuyorsak, yaptığı bir hareketle binlerin milyonların hayatına müdahale ediyor. Dolayısıyla sorumluluğu var. Dolayısıyla bir model teşkil ediyor. Bu sergide olduğu gibi, best pratikler olduğu gibi. Yani gerçeklik 14-15 milyon İstanbul tıkış tıkış üst üste alta alta. Ömer Madra olsaydı burada bağırıyor onun dilinden. Tamam, o da keskin bir yerden söylüyor ama kaynaklar bitiyor, geri sayıyoruz. Ne öldürdü bizi zaten? Hangi yılda ölüyoruz? 2050'de bittik. Tamam. Şimdi öyle bir şey söylüyor. Biteceğiz belki, dinozorlar bitti, biz geldik, biz de biteceğiz. Hani distopya, öyle de bakabiliriz. Artık onu kim yazar, hangi cins yazar bilmiyorum. Ama şu ana dair var bir sorumluluğumuz diye düşünüyorum. Ve o sorumluluk bizim her üretimimizdeki merkez değil midir? Yani o yüzden ben sokaktan geçenin, Selva'nın ne kadar uğraştığını biliyorum. Şu tamamen şeffaf satıhtan kaçı giriyor içeri? En basit sorumluluk. Bunu yaparken bunu soruyor mesin. Yani galeri işte kapatır, güvenliğini koyar, onu yapar, bunu yapar. Ama o cam şeffaf. Olabildiğince dışarıyla konuşan bir şeyler yapmaya çalışıyor ki merak etsin, içeri girsin diye. İşte o iletişim en temel yine derdimiz. Best pratikler kadar, en iyiler kadar. Belki hep benim de tartıştığım bir şey. Belki sizi orada tam anlamaya çalışıyorum. Çünkü best pratik de eğer sizin dediğiniz bakış açısıyla düşünürsek yine tek bir modeli dikte etmek anlamına gelir. O zaman belki de en iyiler yerine bütün başarısızlıklar. Ama piyasa, dolayım, kim kimin başarısızlığını söyleyip ortaya koyabiliyor ki?
O yüzden hani burada konuşurken madem samimi bir yerdeyiz, nerede çuvalladık, nerede beceremedik, nerede yapamıyoruz, niye düşüp düşüp kalkıyoruz, nereler ayağımıza takılıyor? Burada genç nesil görüyorum. Evet, elimde değil, ben de eğitmenim. Benim yaptığım tek şey belli bir süreden sonra, profesörlük dertlerini falan bir kenara bıraktıktan sonra, çünkü artık full time akademisyen değilim, hep ayağıma takılanları anlatmaya çalışıyorum. Ayakkabımın içine dolan çakılları anlatmaya çalışıyorum. Çünkü belki o çakılların bir tanesini çıkarırsak o onun yerine başka bir şey koyacak. Belki şöyle anlamak istiyorum Deniz Hoca sizi. Tanımlamayalım, boşaltalım, boşluklar bırakalım. İçine ne dolacağı belli olsun, açalım. Ama... Okey. Peyzaj kelimesi de tekil bir şey değil. Aslında hani peyzaj çoğul bir şey. Yani peyzaj, o yüzden ben hep böyle peyzajlar falan demeye çalışıyorum. Yani şu peyzaj kelimesini kullanmadığımız için lar kelimesini taktım falan. Yani çoğul bir şey. Bunun şeyini bilmiyoruz. Bunun rengi, sınısı, şeyi yok yani. Kayaç da oldu. Şu mesela buradaki çatlağı biraz hep beraber şurada otursak çok fazla bir makro, çok makro bir başka konuyu konuşabiliriz. Yani bunun içinden neler konuşabiliriz? Yani şeyler böyle mikroskoplarla falan filan ölçeyi bulur. Yani ama bunu bu kendi aramızda diyorsunuz diye düşünüyorum. Yani ben toplumla konuşurkenki sorumluluğum farklı. Yine mesela bu ortamın şeyi değmek. Yani topluma değiyor. Yani herkesi kucaklaması gerekmiyor. Değiyor. O değen başka birine değiyor vesaire vesaire. Bu başarı konusu da çok göreceli bir şey. Başarı. Yani acayip göreceli bir şey. Yani BES konusu da öyle. Başarı, başarının büyüklük bilmem ne tartışma. Yani başarının bir sürü platformu var. Normlar oluşuyor. Bilmem ne oluyor. Esas aslında çoğul üretimlerin çeşitliliği. Ama herkes tohum üzerinden üretim yapıyorsa çoğul değildir o. Yani esas benim söylemeye çalıştığım şey. Ha, biri de çıksın arıyla ilgilensin. Okey, aynı bağlamdadır. Arı mesela tohumdan daha kritik bir konu şu anda dünyada. Arı kayboluyor, arı yoksa zaten hiçbir şey yok. Yani ama bunlar o kadar çok ki. Bu da hep, çok iyi. Ama hep bu paketten bakmamız gerekmiyor değil mi? Başka bakışlarla, başka bir şeyle, hatta böyle antipatik diyeyim durumların, hani böyle değmez ya, çok antipatiktir, yok ya falan olur mu öyle şey, böyle şey de yaparsınız falan. Ya onun içinde bir şey vardır. O da olsun demeye çalışıyorum. Evet, yani tartışma açısından çok iyi bir yere geldiğini düşünüyorum ben de. Yani kendi yani peyzaj kelimesinin içini nasıl çeşitlilikle doldurmak gerektiğini ya da aslında onun kendi doğasının da o olduğunu hani düşünmek gerekiyor herhalde. Ve yani bir sürü böyle farklı ve çelişkili durumu kendi bağlamı içerisine bakarak başka türlü okuyabiliriz. Bunu yani hani sadece işte yeşil üzerinden ya da yani peyzajı sadece yeşil olarak görmenin de riskleri olduğunu ya da tehlikeli bir şey olduğunu söyleyebilirim. Bir şey daha ekleyebilirim. Yok, bir daha şey yapacağım. Yok, söyle. yine bir algı yönetimi midir ne, şu seviliyor ya şu aralar o. Yani hepsi aslında aynı şey. Yani insanlığın yönetimsel tarihi içinde zaten bu böyleydi. Mesela gecekondu. Yani gecekondu üzerine yani akademik olmayan aklımıza gelecek her konu. Yani gecekondu konusu o dünyanın en rezil şeyi haline getirildi. Ha, savunuyorum, savunmuyorum. Ben de bilmiyorum ne dediğimi. Fakat öyle bir noktaya getirildi ki ben bir tekrar böyle geri gidip bakıyorum hepsine birden. İşte bugün ekolojik olarak dediğimiz, komşuluk dediğimiz, bilmem ne dediğimiz, ölçek dediğimiz her şeyde gecekonduları var. Hatta recycling dediğimiz şeylerin de hepsi vardı. Yani mesela belki de en tırnak geçiyor. Yani bu ekolojide normu, biçimi, görüntüsü olan bir şey yok. Sonuçta bir şey, belki de en güzel, keşke bir şeyi olsa dataların yani sayısal bir şeyi olsa, bu tarafsız bir matematiği olsa, orada bir yere düşse yani bir leke olarak. Bu da mesela böyle bir şeydi. Yani hani yok olsun yok olmasın çok kritik değil ama Türkiye'deki gecekondu daha enteresan da bir versiyondu. Dünyadakilerden daha farklıydı bir kere. Yani çok hızlı. Hatta yani takılır sökülür. Yani yeri, gittiği zaman yerinde toprak zaten hepsi toprak üzerinde çalışıyordu. Şimdi aslında İstanbul'da şey kültürü de vardır yani bu arada. Yani bir toprağa değmen, kötü kullanan falan ayrı ama yani
toprakla ilişkisi de güçlü olmak isteyen falan da mesela bu iyi bir potansiyel. Bu mesela çok daha iyi bir yere çekilebilir falan falan. Yani tam da yani şunu söyleyebiliriz belki. Böyle önümüze gelen ve üzerinde düşündüğümüz nihayetinde fiziksel çevrenin oluşumuna etki edecek projelerin içerisinde aslında çok ciddi iletişim kurma imkanları var. Yani o iletişim kurma imkanlarını, o kanalları pek kullanmadığımızı düşünüyorum ben. Yani olabilse yani o kültürler de daha canlanacak. Yani onlar da aslında yani bence daha böyle çok basit basit şeylerde yer alıyor. Yani böyle 15 milyonu tek başına eğitilebilecek bir durumumuz olmadığına göre. Hani bir arada olmanın yani o isterseniz sadece işte 5 mühendis, 2 mimar, 1 peyzaj mimarının birlikte olduğu masa olsun. İsterse işte çocuklarla yaptığımız gözlem olsun. Oralarda çok ciddi imkanlarımız olduğunu düşünüyorum ben. Yani o kültürün geliştirilmesi için. Hani görünmeyen öyle bir tarafı var bu işin. Asıl oralara biraz bakmamız lazım gibi. Yani kağıt üzerinde olan şeyler zaten olacak. Ola gidecek yani. Onu durdurabilmenin bir ne imkanı var ne de ona şey etmeye gerek var. Yani hani karşı durmaya gerek var. Onun başka türlü üretim mekanizmalarına veya onun içerisindeki iletişim meselelerine baksak gibi düşünüyorum son zamanlarda ben de. Oradan işte o kültür meselesi gelişebilir belki, değil mi Ayça? Şimdi böyle konuşunca da sosyal bilimlerle ilgili bir şey olunca biraz korkuyorum ben. Aslında o iletişimde yanlış yerleşen çok şey var. Yine bir çalışmada okumuştum. İnsanlara soruluyor, küresel iklim değişikliği ile ilgili kafanızda oluşan imaj nedir diye. Şimdi hepinize sorsam, bir kere yuvarlak dünyamız gelir, kutup ayısı gelir ve hakikaten böyle fix böyle imajlar var. İşte bizim meslek insanı olarak iletişim yoluyla kaldığın yerden söylüyorum. Belki de hani o sizin de Deniz Hoca'nın da söylediği mevzudan da belki de ele almamız lazım. O yeşil dediğimiz şey, ekoloji dediğimiz şey, permakültür dediğimiz şey, tanımların kendisini değil aslında tanımların insanlarda ve belki bizde de yerleşen yanlışlarını da bir temizlememiz lazım. Yani acaba hani ben şey plancısı olarak söylüyorum, şey planlama öğrencilerine hani hep onu söylüyorum, hep yaygın meslek içi bir eleştiri olarak alın lütfen. Hani hep olumlu büyümenin, çevresel kaynakları kullanmanın yolunun tarıma dayalı sanayi olduğunu söylüyorlar. Hani buna en başında bir söylemek durumunda kalıyorum. Biliyor musunuz siz onun ne kadar kirletici olduğunuzu? Hani bu yerleşik algının tanımlar, kavramlar üzerinden sadece iletişimle de değil, hani hakikaten ben birazcık analitikçiyim. Hakikaten gerçek karşılıklarıyla ve müspet bilgisiyle aşılması gerektiğini düşünüyorum. Hani ben bir bilim insanı olarak böyle bir görevim olduğunu düşünüyorum. Eğrinin ve doğrunun yerleşik kalıp ve algılardan ötede bir yerde olduğunu söylemek durumundayız diye düşünüyorum. Başka dönelim, sonra Bihter'e verelim. Yani beni heyecanlandırdınız, o yüzden almak zorunda kaldım elime mikrofonu. Yani konuşmadan kendimce bir çıkarımım var. Burada akademik bir sürü insan var, işte profesyonel bir sürü insan var. Burada bir konuşmada strüktür kurulabilirdi ve orada mottolar karşılıklı güzel pas atılıp hiç böyle konudan konuya değişmeden burada çok akıcı bir konuşma olabilirdi. Konudan konuya atlıyorsunuz ve burada şey olduğunu düşünüyorum. Yani aynısını ben de yapacağım şimdi. Sanki Neolitik dönemde, ben de sosyolog değilim ama orada şu an onu görüyorum havada böyle asılı. Hani iletişim keşfetmeden önce sanki adamın toprakla iletişimi daha kuvvetliydi. Dolayısıyla bir şeyleri tanımlamadan önceki güdüm, yani toprağa dokunduğumdaki güdüm
tanımladığım şeyleri yenebiliyor. Yani mavi diye demeden önce koyu denize koyu kırmızı demeleri bir betimleme değilmiş hakikaten tanımladığınız için. Peyzaj o yüzden demek istiyorsunuz ki sanki böyle tanımlamayalım. Lütfen tanımlamayalım, bir gerisinde duralım. O yüzden ki strüktürü kurmamaya çalışıyorsunuz. Çünkü kafa sayısı diye bir şey var galiba. Kafa sayısında çoğunluk bu %51 değil ama 70 gibi. İşte Selva'nın söylediği gibi bir mottoya inanıyorsa diğer doğrular o kadar seyrek kalıyor ki onlar doğru sayılmıyor. Tanımladığımız noktadan sonra da o çoğalmaya başlıyor. Ya büyüyerek yani diğer argümanları büyüterek bir argümanı yenebiliyorsunuz. Kafa sayısını da öbür tarafa geçebiliyorsunuz. Ki onda sağlıksız kısımları ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü tek bir motto hiçbir zaman doğru değil. Sadece bugünkü konuşmadan şöyle bir çıkarımım oldu. Sanki o tarifleme durumundan bir önceye gidebildiğim tek şey toprakla dokunmak, toprağa dokunmak. O ta geçmişte daha kuvvetli bağımın olduğu yer orası. Ve birçok dünya düzenindeki o mottoları sadece otur bir kuvvetle ancak kırabilirmiş gibi bir şey hissettiriyorsunuz. Böyle aksak ritim konuşmanızla. Buradan çıkınca ne yapacak? Evet. Buradan çıkınca ne yapacak? Aslında öyle de yani yemekte böyle sinirli bir vaktimiz var. Herkes bir yere yetişmeye çalışıyor falan. Ondan sonra ne yapacağız o zaman? Yani buradan çıkıp hep beraber bir şey yapsak aslında belki de daha mı iyi olur falan diye öyle de bir yerde kaldı. Yani o aksak ritim oradan başladı. Çok önemli, doğru. Üretken olmaya devam etme meselesi. Yani doğru. Ve evet, burada kalmayalım. Biz yani boş yere konuşmadık o kadar. 2 saat daha, 4 saat buradan bir şey çıkaralım. Eminim yayınları falan olacak ama madem öyle, madem bunca sene uğraştık, bu kadar kişinin önünde de kendimizi şey altına sokalım. Hani söz altına. İyi olmaz. Evet. Ama siz buradan çıkınca ne yapacaksınız? Yani böyle hocaş gibi sormuyorum. Şöyle, yaptığım şey, yani mesleki olarak yaptığım şeyi insan ve alt yani gizli amacım olarak tüketimi yavaşlatmak olduğunu sanıyorum. Ama bunu yapmaya çalışırken mükemmel bir hızla yapıyorum. Bu oksimoron durumun içine doğru yürüyeceğim galiba. Başka bir şeyler yapmak isteyen var mı buradan çıkınca veya onu söylemek isteyen? Yani bir bereket oradan gelir. Buradan çıkınca bir şey yapmak konusunda. Koca bir külliyat var bu konuda yani hani hakikaten. Ama yani bunu hani iddia, hep onu söylüyorum. İddia edilen savları bir yeniden üzerinden geçmemiz gerekiyor. Ne kadar ekonomik? Hani bu soruyu sorduğumuzda bile doğru cevabı verebileceğimizi ve hakikaten hani daha iyi bir çevreye ulaşabileceğimizi inanıyorum ben. Hani buna inancım var ve bu kolektif bilincinde bir parçası olarak ve ben kendi adıma eğer Ayça'nın sorusunu ben kendi üzerime alırsam evet bu soruyu sormaya devam edeceğim ve sordurtmaya devam edeceğim. Yani herhalde o işte Bali'nin sorusu bence çok kritik bir yerde duruyor. Yani bir arada nasıl duracağız? Yani mesela bu kelimelerde çok kullanılıyor sonra aşını veriyor ya. Yani her yerde onu görmeye başlıyorsun. İşte kolektif, işte katılımcı o falan filan. O bu sefer onların altı boşalıyor ya da işte içi doldurulamıyor. Neyse ne. Ama yani biz bir arada olurken yani bir arada yaşarken ürettiğimiz sorular ne? Düşündüğümüz konular ne, sorunlar ne, hani onları ancak bir arada bulabiliriz herhalde, üretebiliriz. Çünkü hani bunu bir cümleyle ifade etmek bir işe yaramıyor, ancak yaşayarak bir biçime dönüşüyor. O yüzden de hani üretimin içerisinde olmak ve üretirken ki gelişen dinamikler, yani ben hani kendi çok bireysel olarak söylüyorum. Çok şey öğretiyor. Yani mesela üniversitede küçücük bir bostanımız var bizim. Yani çok böyle şey, böyle minik bir şeyin içerisinden söyleyeceğim.
orada üreyen ilişkiler, sorular, birbirimize sorduğumuz sorular ve oradan üretmeye çalıştığımız, bulmaya çalıştığımız cevaplar bize, yani orada o bostanın başında çalışan herkese bir şeyler düşündürüyor ve bir arada olmanın bir gücünü tarif ediyor. Yani benim hissettiğim şey bu. Dolayısıyla hani orada, oralarda aranabilir gibi geliyor bana. Başka yollar ve yani tasarım dünyasının içerisine de bunların hani burada da bu olacak, işte burada da bir zaman böyle yarışma projelerinde şey vardı, işte kent çayırı şu bu falan, yani onları yazarak olmuyor. Anca bir üretim üzerinden oluyor gibi geliyor bana. Ve süreçleri şeffaflaştırmak üzerinden. Yani burada dediğimiz kim olduğumuz, nerede olduğumuz, nereye bağlı çalıştığımız, olabildiğince biz kendimiz şeffaf olmaya çalışarak sizinle konuştuk. Bu. Bostanı olmayabilir, üniversite öğrencisi olmayabilir, dokunmayabilir. Ben o annenin nane yetiştirmesini ve çocuğa öğretmesini, anneanneyle de bir şeyler devam etmesini çok önemsiyorum. Her evde, her hane halkında bunu yapabilirsek çok şey değişebilir. Mesela o noktada herkesin cep telefonu var. Infografik diye bir basit bir araç var. Yani bu araçlar, atıyorum infografikler, grafikler daha ne kadar çok tüketirizi anlatmak için de kullanılabilir. Ki her zaman işte yine derslerde ben izleyici geliştirme, yani kültüre katılım dersi veriyorum üniversitede. Ben kapitalizmin, marketingin, yani pazarlamanın araçlarını bizim dünyaya döndürerek kullandırmaya çalışıyorum. Daha sergi gezdiniz mi bilmiyorum. Mesela buraya sanatçı ve sanat işi kabullerinin deşifre eden bir basit bir infografik yapılmış bu serginin bir köşesinde. Ama oysa herhangi biri belki kendini sanatçı hissediyor, yaptığı bir şey var, portföyü var, şusu var ama şuranın kapısından içeri girmekle ilgili tereddütleri var. Belki o karşılaşma anında bir cesaret kazanacak, davranacak. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz kafaya vurmak, değiştirmek, zorlamak değil. Ama sahip olduğumuz, topladığımız her şeyi herkese bence açmak, şeffaf kılmak ve paylaşmaya dair bir sorumluluğumuz var. Zaten toplum o bostanın etrafında paylaştığı zaman oluyor. Yan yana durduğunda olmuyor. Etkileşime girdiğinde birinden alıp birine bir şey verdiği noktada toplumsallaşmaya başlıyoruz. Bu, dokunacağız, çekinmeyeceğiz, kirletmeyeceğiz. Okşaya okşaya dokunacağız, bilmiyorum. Zamanımız da doldu aslında. Böyle bir toparlayayım mı ben, ne yapayım bilmiyorum, bakacağım şimdi. Nasıl da, yani belki de dağınık bırakacağız. Şimdi Kerem aslında teknolojiyle ilgili sorular sorarak, kafasındaki soru işaretleriyle bizi şey yaptı, düşündürdü en başta. Tam da bu en sonda işte çok birebir belki de dolaysız ilişkiler noktasına geldik. Yani biraz da şundan da ben çekiniyorum. Belki de onu da sormak lazım. Yani teknoloji de kendi başına her zaman korkulacak bir şey de değil. Yani sen öyle söylediğin için söylemiyorum. Ama hani işte hani her şeyi çok daha ilkel haliyle yapmaya çalışmak da bir şey de değil, bir amaç da değil, değil mi? Yani bunları böyle bir arada sorularını sorabilmek, yani eş zamanlı soruları sorabilmek belki. Ve bence samimi olmak, yani belki böyle kapatabiliriz. Samimi olmak ve yaptığımız, yapa geldiğimiz şeyleri de aslında bence eksisiyle artısıyla tartışabilmek ve konuşabilmek belki bizi bir yerlere doğru götürür. Yani hani bugünü kurtarır, dünyayı kurtarır falan değil mesele. Mesele biraz daha anlamak üzerine belki. Belki de sorumluluk almak. Aynen öyle yani. Olur, evet. Teşekkür edelim.